Merhaba dostlarım, merhaba yazılım ile başlangıç seviyesi Python derslerimize hoş geldiniz. Dostlarım, başlamadan önce kısa bir şekilde Python dersinde nelerden bahsedeceğimizden bahsedelim hocam. Peki hocam. Dostlarım, bu dersimizde şunlar olacak. 1. Python nedir? Ne için kullanılır? Nerelerde kullanılır? Aynı zamanda Python merhaba yazılıma nasıl yüklenecek? Ve kurulum yapılacağız. Kurulumun ardından da inşallah ilk kodumuzu çalıştıracağız. Evet dostlarım, bugün yanımda Ertuğrul hocam var. Ertuğrul hocam nasılsın? Teşekkür ederim hocam, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Ertuğrul hocam çok heyecanlıyız. Dilersen çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet dostlarım, Python nedir? Dostlarım, Python programlama dilleri arasında en çok kullanılan yazılım dillerinden birisidir. Python genellikle neden tercih edilir? Çünkü çok eski bir yazılım dili olduğu için içerisinde çok fazla kütüphane var, çok fazla kullanacağımız eklentiler var. Bu sebeple Python çok fazla tercih ediliyor. Ertuğrul hocam. Python nerede, niçin ve nasıl kullanılır? Evet dostlarım, arkadaşlarım. Python genellikle veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zeka yazılım ve bunun gibi veri geliştirme, web geliştirme gibi bütün alanlarda kullanılabilir dostlarım. Genellikle yazılımda en çok kullanılan zaten yazılım dillerinden birisidir kendisi. Bundan da bahsettikten sonra Ertuğrul hocam, merhaba yazılım bünyesi altında derslerimiz iki farklı şekilde yüklenecek dostlarım. Birincisi tam bir video halinde, yaklaşık 2,5 saat, 3 saat olmasını planlıyoruz. Bir diğeri ise parçalı parçalı olacak. Bunun da sebebi arkadaşlarımız uzun videoyu da tercih edebilir, parçalı parçalı onu da tercih edebilir. Evet. Biz ikisini de yükleyelim. Siz hangisini tercih ederseniz ondan devam edersiniz. Dostlarım, Python öğrenen bizim hedef kitlemizi de hemen kısaca açıklayalım sizlere. Burada Python'ı kendince kendini geliştirmek için öğrenmek isteyenler bu videomuzu izleyebilir. Aynı zamanda Python'da bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi ana temellerini öğrenmek isteyen Python'ın bu videomuzu izleyebilir. Aynı zamanda biyolojik analiz vesaire, bunun gibi diğer alanlarda matematiksel analizler vesaire yapacak kişiler, ana temellerini öğrenmek isteyecek kişiler bu videomuzu izleyebilirler dostlarım. Evet, burada Ertuğrul hocam sorunuz var mı? Orta seviye Python'a da geçmiş sayacağız değil kesinlikle, mi? Kesinlikle Ertuğrul hocam. Bu videoda bu eğitim setini bitiren kişi rahatlıkla ben orta seviye Python biliyorum diyebilecek Ertuğrul çok hocam. Çok güzel hocam. Dilerseniz daha fazla uzatmadan kurulumumuza başlayalım. Evet dostlarım, Google'a giriyorum ve Google'da Python indir yazıyorum. Burada indireceğimiz iki ana temel şeyimiz olacak. Bunlardan birisi Python, diğeri ise PyCharm. Python bizim kendi yazılım dilimiz. PyCharm ise Ertuğrul hocam, burada user interface denen, yani programı daha iyi yazabilmek, daha iyi görüntüleyebilmek, daha iyi okuyabilmek amacıyla yapılan bir kullanıcı arayüzü diyebiliriz. Özelleştirmemize yarıyor daha çok. Kesinlikle. Temalar olur. Sayesinde. Programın yazılarını daha net görüyoruz. Kodları daha net görebiliyoruz. Bunu kullanmayı tercih ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi Python indir yazdığında karşıma çıkan, eğer ki Windows kullanıyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Download Python kısmına. Eğer ki Linux ve macOS kullanıyorsanız, mesela macOS'tan örnek verelim. Buraya gelip burada gördüğünüz gibi download kısmı var. macOS 64 bit diyor. Buraya tıkladığınızda indirecektir. Aynen. Buradan da indirdikten sonra da kurulumunu direkt next next deyip, yani bizim normalde şimdi yapacağımızı takip edip yapabilirler. Bunu indirdikten sonra arkadaşlarım, indirilenler kısmında biz zaten indirmiştik. Aynen hocam. Biz zaten indirmiştik. Şöyle bir exe dosyası göreceksiniz. Bu exe dosyasını çalıştırıyorum hocam. Burada arkadaşlarım, bu ekranda bize seçenekler soruyor. Bu aşağıda bir tane tik var Ertuğrul hocam. Bunu işaretlememiz gerekiyor. Evet, sebebi ise burada bu Python exe'ye bir path oluşturmamız gerekiyor. Bir yol oluşturmamız gerekiyor. Sonrasında bu yola biz eklentiler vesaire yükleyeceğiz. Burayı eğer ki yapmazsak eklentilerimizi düzgün yüklemeyebiliriz ve ardından da Python'ı çalışırken de sıkıntı çıkabilir. Yani kesinlikle bunu işaretlememiz. Kesinlikle bunu işaretliyoruz ve ardından da installlıyoruz ve kurulum geçiyor. Kuruyor zaten. Aynen. Bundan sonra da artık kurulum başlıyoruz. Evet dostlarım, kurulumumuz tamamlandı. Python yazılım dilini şu an kurmuş bulunmaktayız. Bundan sonra artık PyCharm yüklemede. Yeniden Google'a geliyorum ve burada geri tuşuna tıklayıp buraya PyCharm indir yazıyorum. Sonrasında burada gördüğün JetBrains linki var. Buraya tıklıyoruz hocam. Evet hocam. Ve sonrasında karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi burada PyCharm Professional yazıyor. Bunu ve yükle. Bunu indirmiyoruz. Bunu indirmememizin sebebi aşağıda da gördüğünüz üzere 30 gün bedava yazıyor. Burada bu 30 gün sonrasında paralı olacak, ücretli olacak. Bundan dolayı biz bunu kullanmayı tercih etmeyeceğiz. Aşağıda bunun ücretsiz versiyonu var. Saklamış arasında bir bakıma. Buraya da community versiyonu var. Evet. Hocam, bu community versiyonunu download deyip indiriyoruz. Zaten download dedikten sonra indirmeye başlayacak. Bu şekilde ücretsiz kullanıyoruz. Aynen öyle. Kesinlikle Ertuğrul hocam. Biz zaten indirdikten sonra da
böyle bir programla karşılaşacağız Exe ile. Çift tıklıyoruz. Böyle bir uyarı aldık. Buna evet diyoruz. Next diyoruz. Next. Sonrasında bu ekrana geldik Ertuğrul Hocam. Dostlarım. Aynen burası. Burada 4 farklı seçenek göreceksiniz. Bu 4 farklı kutucuğun hepsini işaretliyoruz Ertuğrul Hocam. Ve hepsinin de mantığını size kısaca anlatayım. Burada ilk seçeneği işaretlememizin sebebi masa üstünde bir kısa yol oluşturmaktır. Burada ikincisini işaretlememizin sebebi ise yeni bir dosya oluşturmak. Çünkü bu dosyaya biz Python dosyalarımızı koyacağız. .py adında Python dosyalarımızı koyacağız hocam. Burada da .py. .py neydi Ertuğrul Hocam? Hocam Python'ın kısaltılması aslında ama Python'ın uzantı aynen dosyasına biz .py diyoruz. Kesinlikle hocam. Mesela text dosyasına .txt diyorsak bu da Python dosyalarına da .py diyoruz. Onun gibi veya Excel dosyalarına .csv falan diyoruz ya onun gibi. Yani burada aslında hepsini tiklememiz gerekiyor hocam. Aynen. Bu da zaten bir benzeri. Zaten bu da aynı pet hatırlarsın. Python'ı kurarken de çıkmıştı karşımıza. Yine eklentileri vesaire yüklerken burada kombinasyonunu, entegrasyonunu kesinlikle sağlıyoruz. Hocam. Bütün seçenekleri seçtikten sonra Next'e basıyoruz. Ve kuruyoruz. Kurulumumuzu tamamlamak için Install'a tıklıyoruz artık hocam. Evet. Kurulumumuz tamamlanmak üzere dostlarım. Burada bekliyoruz Ertuğrul Hocam. Az kaldı. Birazdan tamamlanacak ve tamamlandı. Tamam. Tamamlandıktan sonra böyle bir ekran göreceksiniz. Burada direkt Finish'e tıklıyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar bir çalıştıralım hocam. Evet. Burada masa üstümüze bir PyCharm gelecek. PyCharm'a tıklıyoruz. Burada yine bir tıkladıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Direkt burada okay direkt diyoruz. Okay diyoruz. Tamamdır. Ardından bize başka bir ekran daha gelecek. Şimdi göreceğiz. Evet. Artık PyCharm'ımız yüklendi Ertuğrul Hocam. Evet. Bundan sonra artık kısaca burayı da bahsedelim. Hı hı. Burada Customize kısmı var. Customize kısmı sizin PyCharm'ınızı yani bu kodumuzu yazacağımız User Interface, kullanıcı arayüzü kısmını daha çok şekillendirmek, görselleştirmek, özelleştirmek amacıyla. Yani koyu tema kullanabilirsiniz. Aynen. Burada zaten seçebiliyoruz. Açık tema kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Bakın burada light with yani beyaz, karanlık şeklinde tercihler sunuyor bize. Burada pluginsler var. Bunlar dediğim eklentiler. Yaptığımız şeyin üzerine eklenti kurabiliyoruz. Başka işe yarayan yeni kod parçacıkları ekleyebiliyoruz. Tabii biraz daha ileri seviyede. İleri seviyede anlatacağız zaten. Biraz. Burası da hakkında kısmı. Evet. Hakkında kısmında geçtikten bizim sonra bizim yapacağımız şey buradaki artıya tıklayıp yeni projemizi oluşturmak yaptım hocam. Tıkladık. Burada İsmini bize yapıyoruz. İsim soruyor. Hı-hı. İsmimize ne diyelim? Artık Python 1 diyelim mesela. Python 1 evet. Python 1 diyelim. Burada dostlarım, create a main.py welcome script diyor. Bunu işaretlememiz gerekiyor. Çünkü bunu işaretledikten sonra bize hazır Python dosyasını oluşturacak ve biz Python dosyasını açmakla uğraşmayacağız yani hocam. Bunu her seferde tıklamamız gerekiyor. Aynen. Hı-hı. Bize bir kolaylık yani. Tıklarsak iyi olur. Burada create'e tıklıyorum. Şimdi ise artık oluşma aşamasına girdi. Artık yavaş yavaş dosyalarımızı oluşturacak program. Evet, ekranımız açıldı dostlarım. Gördüğünüz gibi PyCharm açıldı Ertuğrul Hocam. Burada PyCharm'ı kısaca bu gördüğümüz kısmı kısaca bir arkadaşlar özetleyelim evet ki hocam onlar da anlasınlar. Hı-hı. Çünkü bu ekranı çok kullanacağız. Evet. Burada sol tarafta gördüğünüz dosya kısmı. Burada dosyalarımızı görüyoruz Ertuğrul Hocam. Hı-hı. Şurada main.py bizim Python dosyamızı görüyoruz. Burada da normal açtığımız Python 1 dosyasını o isimlendirmiştik başta. Evet. Artıya tıkladıktan sonra orada bunu görüyoruz Ertuğrul Hocam. Burada main.py dosyamızın içini görüyoruz. İlk scriptimiz. Aynen. Biz kodlarımızı buranın içerisine yazacağız dostlarım. Ardından şu yukarıda bir tane yeşil bir buton görüyoruz. YouTube devam ettirme linki gibi şey. Hı hı. Oynatma linki. YouTube devam etme simgesi gibi bir şey. Burada bunu görüyoruz. Bunu da kullanmamızın amacı zaten run olacak dostlarım. Yani çalıştırmak, kodu çalıştırmak için bunu kullanacağız. Hı hı. Eğer ki ben buraya her seferinde tıklamaya üşeniyorum diyorsanız da Shift'e basılı tutup F10'a bastığınızda da yine kodumuz çalışacaktır. Bunu zaten burada deneyeceğiz. Bunun ardından başka ne söyleyebiliriz? Yeni bir dosya açmak istiyorsak bunu da belirtelim Ertuğrul Hocam. Diyelim ki yeni bir dosya açmak, yeni bir evet dosya oluşturmak istiyoruz. Burada Python 1 adlı dosyanın yanına gelip sağ tıklıyorum. New açılıyor yani yeni. Burada buraya gelip burada Python file yazıyor. Evet. Buraya tıklıyoruz Ertuğrul Hocam. Sonrasında diyelim ki mesela Python ne olsun mesela 5 olsun dosyamız. Evet. Bakın burada. Yine bir dosyayı açtı bize. Ve Python 1'in altını açtı. Evet. Bu dosyanın içerisini açtı. Hı-hı. Buradan da yeni dosyalarımızı oluşturabiliyoruz. Bunu da söyleyelim. Şimdi her yazılımda olduğu gibi
burada da Fightin'da da yapmamız gereken ilk şeyi yapalım Ertuğrul Hocam. Kod yazalım hocam. Ve ilk kodumuzu yazalım ve bu bölümümüzü böyle noktalayalım dostlarım. İlk kodumuz nedir Ertuğrul Hocam? Öncelikle print komutu. Print. Tabii herkesin kesinlikle öyle. Yazdırmak. Bütün yazılımın da bildiği gibi print komutu. Fightin'da print komutunu bu şekilde yazıyoruz Ertuğrul Hocam. Print parantez aç tırnak. Hemen mantığını anlatalım. Print İngilizce'de yazdırmak anlamına gelmektedir dostlarım. İngilizce'de yazdırmak anlamına gelen print'i biz burada Python'da yazdıracak. Yani konsolda yazdıracak kod olarak, fonksiyon olarak kullanıyoruz. Burada parantez kullanıyoruz dostlarım. Parantezi kullanmamızın amacı ise bunun fonksiyon olduğunu belli etmek. Yani bir amaç için kullanılan kod parçacığı olduğunu göstermektir Ertuğrul Hocam. Evet. Burada da tırnak işaretimizin içerisine Ertuğrul Hocam ne yazıyoruz? Merhaba. Merhaba. Yazılım diye. Yazılım yazıyoruz dostlarım. Normalde merhaba dünya yazılır ama biz merhaba yazılım yazıyoruz. Çünkü neden olmasın Ertuğrul Hocam. Evet, bunu yazdık. Peki nasıl çalıştıracaktık Ertuğrul Hocam? Hatırlıyorsunuz. Yürütme tuşu zaten. Yukarıda yeşil yürütme tuşumuz var. Buna basıyoruz ve gördüğünüz gibi yeni bir ekranımız açıldı. Konsol ekranımız aşağıda. Artık bundan sonra burayı çok çok göreceğiz. Yukarıda çalıştırdığımız kodun yanıtını sürekli aşağıda konsol yanıtı olarak göreceğiz. Konsol diyoruz öyle değil mi? Aynen. Bu kısma da konsol kısmı diyoruz. Burada yanıtımızı gördük. Merhaba yazılım olarak. Kodumuz çalıştı. Dediğim gibi Shift'e basılı tutup F10'a bastığımız zaman da yine kodumuz çalışacaktır dostlarım. Bundan da bahsettikten sonra kısaca bu bölümde neler anlattık? Ertuğrul Hocam kısaca sizden alalım. Ben bahsedeyim hocam. Python nasıl kurulur öncelikle? Evet. Python nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Evet. Neden en yaygın programlama yer Python'dur? Bunu öğrenmiş olduk. Sonrasında tabii PyCharm'ın kurulumunu da öğrendik. Evet. PyCharm aslında Python'u görüntülememize yarayan bir arayüz uygulaması. PyCharm'da ilk kodumuzu da yazmış olduk hocam sayenizde. Evet Ertuğrul Hocam. Buna ek olarak da ben de küçük bir ek vereyim. Aynı zamanda hedef kitlemize belirtmiş olduk. Kendi isteğiyle öğrenmek isteyen kişiler, amatör olarak öğrenmek isteyen kişiler, kendini kişisel gelişim için öğrenmek isteyen kişiler de bu videomuzu izleyip buradan istifade edebilirler. Evet. Bugün yanında gördüğünüz gibi yeniden Ertuğrul Hocam var. Ertuğrul Hocam hoş geldin. Nasılsın hocam? Teşekkürler. Siz nasılsınız hocam? İyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanlısın sanırım sen de benim gibi. Hocam bugün çünkü konular biraz fazla görünüyor. Evet. Bizim de gözümüzü biraz korkutabilir ama sizce de evet. O kadar zor mu hocam yoksa öğrenebilir mi? Hocam şöyle söyleyeyim. Burada göründüğü kadar zor değil dostlarım. İçerisine girdiğimiz zaman anlayacaksınız ki gerçekten çok basit konular gerçekten. Dilerseniz fazla uzatmadan videomuza yavaştan geçişimizi yapalım. Başlayalım. Ertuğrul Hocam. Değişkenler ve data türleri. Hocam, Python'da bizim kullandığımız 4 veya 5 farklı türde değişkenimiz vardır. Bunlardan kısaca bahsedelim. Evet hocam. Öncelikle değişkenler. A diye bir değişken atıyorum. A nedir? Buraya siz isim diyebilirsiniz. Buraya siz harf diyebilirsiniz. Bu size kalmış. Diyelim ki isim diyelim mesela. İsim eşittir Hasan. Ben buraya hepsini yazayım sonrasında üzerinden geçelim. Peki. Mesela ne diyelim? Karne eşittir 85. Tamam. Sonrasında ne diyelim hocam başka? Ne gerekiyor? Mesela ne diyelim? GPA. Üniversitede karne ortalaması 3.45. Tamam. Tamam. Bir diğeri de mesela şöyle olsun. Çay sıcak mı değil mi? Bunu belirtecek. Değişken sıcak dediğimiz şey. Aynen bu da sıcak dediğimizde dostlarım true yani sıcak olduğunu gösterecek şekilde. Evet dostlarım sıcak dedik true dedik. Burada 4 farklı değişkenimizi göreceğiz. Ertuğrul hocam kısaca sana da bahsedeyim. Dostlarım isim eşittir Hasan. Dostlarım biz burada string ifade kullandık. String nedir? String iki tırnak içerisine yazdığımız Her şey. Yani harf sayı olabilir. İşte sallıyorum yüzde işaret olabilir. Bunu da bunun içine alır. String. Buradaki amacımız bunu string olarak yani bunu bir kalıp olarak okutmaktır. Evet. Bunun olayı budur dostlarım. Burada aşağıda karne 85 demişiz. 85 ifadesi dostlarım Ertuğrul hocam integer'dır. Buna integer deriz. Buradaki amaç sayısal değerlerdir. Sayısal değerleri vermemizin amacı ise çarpma, bölme, toplama gibi işlemleri yapabilmek için veya daha farklı işlemleri yapabilmek için bu tür integer ifadeleri kullanırız dostlarım. Bunun yanında GPA. GPA'yı 3.45 olarak belirledik. 3.45. Bunun ismi ise float'tır arkadaşlar. Float ifadelerde dostlarım ondalık ifadeleri göstermek için Ertuğrul hocam. Genellikle ondalık ifadeleri göstermek için kullandığımız değişkenimizdir.
Burada da true false yani bool diye geçer. Burada da bir şeyin olup olmadığını, 1-0 bilgisayar sistemi gibi düşünün, olup olmadığını belirtmemiz için kullandığımız bir ifadedir dostlarım. Burada da sıcak, true dediğimizde yani sıcaklığın var olduğunu, bir şeyin sıcak olduğunu söylemiş oluyoruz. Evet hocam, değişkenlerimiz bu şekilde. 4 tane diyebiliriz kısaca. Dilerseniz başta string dedik. String Hasan bu kısımda. Dilerseniz string ile küçük küçük çalışmalara başlayalım. Ertuğrul hocam, misal diyelim ki isim eşittir Hasan olsun. Hı hı. Sonrasında diyelim ki biz bu Hasan ifadesindeki H harfini veya H harfini şuradaki H harfini yazdırmak istiyoruz. Nasıl yazdıracağız? Dostlarım, burada isim yazdıktan sonra bir köşeli parantez açıyoruz. Köşeli parantez açtıktan sonra 0 yazdığımız zaman burada 0 buradaki H harfini ifade ediyor. Burada dostlarım diyebilirsiniz ki yani ötekiler neyi ifade ediyor? Şöyle yazayım size dostlarım. 0, 1, 2, 3, 4. Dostlarım. Aynen öyle. Burada 0 yerine 3 yazdığımız zaman da 3'e karşılık gelen A harfini yazdıracaktır dostlarım. Siz de mesela buraya sallıyorum Mustafa yazdığınız zaman bakın burada 0'a karşılık gelen M, U'ya karşılık gelen 1. Bu şekilde siz de değerler alabilirsiniz. Bunları teker teker çekebilirsiniz dostlarım. Dilerseniz isim ifadesini Mustafa yazıp mesela deneyelim. Burada neyi çekelim? S harfini çekelim. S harfine karşılık gelen nedir? 2 geliyor değil mi hocam? 2 geliyor. Şu 2 sanırım hocam. Hı-hı. Aynen. 2 yazalım bakalım. 2 yazalım hocam. Bakalım bize S harfini verecek mi? 1 dakika. Python 1 dedik. Şimdi yürütelim kodu. Yürütelim. Burada ne diyor? Unexpected indent. Ha anladım. Dostlarım burada hata vermesinin sebebi şu ifade. Bunu algılayamadığı için program hata veriyor. Burada yeniden çalıştırıyoruz. Aa, hiçbir şey yazdırmadı. Neden hocam? Çünkü biz dedik, şuna söylemedik ki print. Print. Evet. Program diyor ki tamam yaptın. İsim 2. Tamam da ne yani? Evet. Yazdır. Yazdır dememiz gerekiyor. Print fonksiyonu aslında burada işe yarıyor. Kesinlikle öyle. Bu olmadan hiçbir şey yapamam. Aynen. Buraya yazdırmak istediğimiz her şeyde dostlarım print komutunu yazmalıyız. Burada da isim 2'yi yazdırıyoruz. Gördüğünüz gibi S harfini aldık dostlarım. Bunun yanında kısaca şunlardan da bahsedelim. Bakın. İsim nokta yaptığım zaman burada birçok seçenek karşıma çıkıyor. Ertuğrul hocam. Burada gördüğünüz gibi index, count, capitalize. Bunlar da bir fonksiyon mu hocam? Evet. Bunların hepsi bu Hasan ifadesi üzerinde yapacağımız fonksiyonlar. Misal index diyelim. İndeks nedir dostlarım? İndeksi şunun için kullanırız. Diyelim ki siz burada Mustafa ifadesinde F harfinin karşılık gelen sayı merak ediyorsunuz. Çünkü bunu çekmek istiyorsanız bilmiyorsunuz nasıl hangisi olduğunu. Dostlarım buraya isim nokta index F yazıyorsunuz ve tabii ki bunu görmek istiyorsak ne yazıyoruz Ertuğrul hocam? Print ifadesi. Şimdi bize o numarayı verecek o zaman hocam. Aynen. Bize şunu da silelim ki başka bir sayı görmeyelim. Ertuğrul hocam. Şimdi yürütelim. Evet. Gördüğünüz gibi 5. 5. Demek yani ki 5 5'e dostlarım. Kesinlikle öyle. İndeks ifadesi bize hangi sayıyı ifade ettiğini gösteriyor o harfi. Dilerseniz bir diğerine bakalım hemen. Burada count ifademiz var. Bu da mı aynı şey arıyor hocam yoksa bu farklı? Hocam count ifadesi İngilizceden de geldiği gibi saymak. Buranın içerisine tırnak işaretini yazdığınız harfin size kaç tane olduğunu söylüyor. Yani Mustafa'da kaç tane A var mesela? A bunu var bilmek mesela istiyorum. Evet. Bunu bilmek istiyorsanız buraya A yazıyoruz. Yürütelim hocam. İki tane A varmış. Çok evet. Iyi. Mesela diyelim ki kaç tane M var? Bir. Evet. Burada siz farklı değerlerle uğraşacaksınız. İçerisinde kaç tane olduğunu merak ettiğiniz şeyi bu sayede görebilirsiniz dostlarım. Bunların hepsi birer fonksiyon. Kesinlikle öyle. Burada isim nokta yazıyoruz dostlarım. Misal. Burada bir capitalize ifadesi var. Bu capitalize ifadesi de şu anlama tabii geliyor. Büyük harf demek. Sanırım büyük, onunla alakalı. Aynen öyle. Mesela dostlarım bir yazı yazacağınız zaman bir yazı yazmaya başlayacağınız zaman ilk harfi neyle yazın? Nasıl yazarsınız? Büyük harf. Büyük harf. Sonrakiler gelenlerin hepsi küçük harfli olur. Burada da bu isim içerisine yazacağınız ifadeler bazen büyük, bazen küçük, bazen saçma sapıtık olabilir. Mesela şöyle yapalım. Veya mesela şöyle olsun. Böyle. Mesela. Ne yapacak hocam bu fonksiyon bize? Evet. Şimdi bakın. Şu an ismi biz şu şekilde bir isme eşitledik. Sonrasında bunu capitalize yaptık. Bakalım nasıl bir çıktı alacağız. Bakın. İlk gördünüz mü? Büyütüp diğer bütün harfleri küçük yazıyor.
Capitalize fonksiyonunun kullanımı da bu şekilde. Aynen. Bu kadar basit. Burada en çok kullanılanlardan birini söyleyeyim dostlarım size. Lower fonksiyonu. Lower fonksiyonunun kullanılmasının amacı da isim kelimesine geçen bütün harflerin, bütün yazıların hepsini küçük harf yapmasıdır dostlarım. Burada da çalıştıralım ve görelim. Gördüğünüz gibi Mustafa Emre Korkmaz için hepsini küçük yaptı. Peki lower değil de biz bunu upper yaparsak bütün hepsini büyük harf yaparız. Bu sefer hepsini mantıken büyük yapacaktır dostlarım. Burada da string ile çalışmada anlatacaklarım kısaca bunlar. Buradan sonrası numaralarıyla çalışmak olacak. Numaralar ile çalışma kısmında da Ertuğrul Hocam. Misal ben bu GPA sayısını veya buradaki karne sayısını 3 ile çarpmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Dostlarım biz karne ifadesini 85 eşitledik değil mi? Burada karne yazıyorum çarpı 3 diyorum. Numaralar ile çalışmada bunları söyleyebiliriz. Ne yapabiliriz? Çarpma, toplama, bölme, çıkarma, üst alma. Bu tür şeyleri yapabiliyoruz Ertuğrul Hocam. Burada gördüğünüz gibi karne ifadesini 3 ile çarparak bunu print komutu içerisine alıp bize yazmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi dostlarım 255 yazdırdı. Veya buradaki GPA ifadesi. Bu float'tır dostlarım. Float ifadesine yine 3 ile çarptırmak istiyorum misal. Buraya geliyorum. GPA yazıyorum. GPA neye eşit? 3.45'e eşit. 3 ile çarptığım zaman bana 10.35 cevabını verecektir dostlarım. Bunun yanında sadece çarpma değil, aynı zamanda buraya karne ifadesi yazalım mesela daha rahat görebilmek için. Misal bölme işlemi yapmak istiyorsunuz. 5'e bölelim. Karne bölü 5 yapalım. Karne bölü 5 yapalım. 17 ifadesini aldık. Veyahut da toplama işlemi yapabilirsiniz, çıkarma işlemi yapabilirsiniz. Bunun yanında bir diğer şey de üs alabilirsiniz. Misal, nasıl alıyoruz hocam? Şöyle diyelim, bir tane taban sayısı yapalım mesela, yeniden integer olarak 2 yapalım mesela. Tamam, onun üstünü alalım. Sonra bunun kaç üstünü alalım mesela? Taban üzeri 5 olsun hocam. Üst için 2 tane çarpı işareti koyuyoruz. Sonrasında 5 yazıyoruz. Print komutumuzu çalıştırıyoruz ve gördüğünüz gibi 2 üzeri 5'ten 32 ifadesini alıyoruz dostlarım. Burada numaralar ile çalışma kısmında anlatacaklarım bu kadar. Buradan sonrası artık input almak kısmı, yani en zevkli kısım. Benim en çok hoşuma giden kısım. Çünkü bir programda en önemli şeylerden birisi kullanıcıdan veri alıp kullanıcıdan aldığım veriyi işlemek ve sonrasında buna bir yanıt oluşturmaktır. Zaten programın da ana şeyi budur. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Burada dostlarım küçük bir input alacak bir değişken atamamız gerekiyor. Misal diyelim ki isim olsun. Bir isimle alakalı kullanıcıdan veri alalım. Kullanıcı istediği bir ismi buraya girsin. Bunun için hangi komutu kullanıyoruz? Input. Adı üstünde. Input ve input komutunu kullanıyoruz dostlarım. Input almak için dostlarım iki tırnak açıyoruz. Sonrasında buraya bir isim giriniz yazıyoruz. Ertuğrul Hocam bir isim giriniz yazdıktan sonra 1-2 nokta yazıyorum. Sonrasında da diyorum ki print isim. Sonrasında burada şu ifadeleri siliyorum ki başka bir şey yazdırmasın bize. Sadece bu kısmı çalıştırsın. Kodumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu an bizden bir şey yazmamızı bekliyor. Bir isim giriniz diye. Evet. Burada dostlarım ne yazalım? Mesela Ertuğrul yazalım. Enter'a tıklayalım ve gördüğünüz gibi bize yanıt olarak Ertuğrul yanıtını verdi dostlarım. Burada input almak istiyorsak string için sadece input yazıyoruz, bir tırnak açıyoruz ve girmek istediğimiz mesajı oraya yazıyoruz ve sonrasında bu mesajdan sonra kişi istediği veriyi oraya girebiliyor dostlarım. Bunun yanında integer ile de, yani sayılarla da bir input almak isteyebilirsiniz. Bunun için de şöyle bir şey yapıyoruz. Mesela neyi merak ediyoruz? Kişinin yaşını merak ediyoruz. Kişinin yaş gireceği bir yer olsun. Yaş eşittir integer. Integer'ı niçin kullanıyoruz dostlarım? Burada girilecek ifadenin sayısal bir değer olduğunu Python'a hatırlatıyoruz. Bunun hatırlatmamızın sebebi ise sadece input yazdığımız zaman program bunu string olarak algılıyor ve çarpma bölme yapmak istediğimizde de Ertuğrul Hocam bu tür bir şey denediğimizde de diyor ki bize, ya diyor sen nasıl bir harfle bir sayıyı çarpabilirsin diye kızıyor bize program. Sonrasında hata veriyor. Bu hatayı almak istemiyorsak
integer olduğunu özellikle belirtmek istiyoruz. Fonksiyonu kullanmak zorunda. Kesinlikle Ertuğrul. Burada da input yazdıktan sonra integer ifadesinin parantezini açıp input yazıyoruz. Evet. Sonrasında buraya yaşınızı girin diyoruz. Hı. Yaşınızı giriniz. Sonrasında da diyelim ki print yaş çarpı 5 olsun. Girdim yaşı 5 ile çarpsın. Bana yazdırsın diyorum Ertuğrul Hoca. Peki hocam. Çalıştırıyorum. Yaşınızı giriniz diye input kısmı geldi. Peki. 20 diyorum. 20 olsun. Neden olmasın çünkü. 100 olsun direkt sonuç hocam. Güzel. Çarpıyoruz. Dostlarım gördünüz. Evet. 100. İstediğimiz sonucu aldık. Burada da integer istiyorsanız int diye belirtiyorsunuz. Peki mantıken float gireceksek int yerine ne yazmamız gerekiyor dostlarım? Ertuğrul hocam sence ne yazar? Ne yazabiliriz? Mesela float yazabilir miyiz? Bence float olmaz ama hmm. Farklı bir fonksiyon hocam. Benim. Mesela ne olabilir? Aslında ikisi de aynı numerik hocam. Evet. O şimdi yine integer mi olacak? Şöyle Ertuğrul hocam, integer için yani sadece tam sayı değeri giriyorsan int yazıyorsun. Hı hı. Lakin buna bir nokta 2, nokta 3, nokta 4 ifadelerini girmek istiyorsan bunu özellikle float olarak belirtmek gerekiyor uygulamaya. Bunu belirtmediğimiz zaman dostlarım bunu integer yani 85 olarak mesela 85 girdik diyelim. 85 olarak hesaplıyor. Float olarak mesela sallıyorum 85.5 girdiniz. Ama bunu integer olarak belirttiniz. O zaman sadece 85 hesaplıyor dostlarım. Burada float ifadesini girdiğiniz zaman ve 85.5 yazdığınız zaman o zaman neyse 85.5 olarak kendisini hesaplıyor ve sonucunu bize yazdırıyor dostlarım. Burada da yine float diyelim ve sonrasında da diyelim ki karne ortalamanızı giriniz diyelim. İki nokta açalım. Sonrasında diyelim ki karne ortalamasını ne yapsın mesela? Diyelim ki 2'ye bölsün. Ne demek? Bölsün. Karne ortalamanızı giriniz diye bize bir input ekranı geldi. Dedim ki 85.35 dedim mesela. Enter dedim. Gördüğünüz gibi burada 42.5 ifadesini gördük dostlarım. Burada 42.5 ifadesini görmememiz gerekiyor. Çünkü bu yaş olarak kaldı. Bunu karne olarak değiştirelim. Ha. Çünkü değişkenimiz yaş kaldı. Burada karneyi karne olarak değiştirdik. Küçük hatalar. Olur böyle şeyler. Yeniden başlattık dostlarım. Tekrardan. Burada yeniden 85.35 yazdık dostlarım. Enter'a tıkladık ve gördüğünüz gibi 42.67 değerini elde ettik. Bu da bize şunu gösteriyor. Float istiyorsak float, integer istiyorsak integer, string istiyorsak hiçbir şey yazmıyoruz. Sadece input yazıyoruz dostlarım. Burada da dedim ki şöyle küçük bir ortalama hesaplayıcı yapalım. Evet. Mesela diyelim ki bir kişinin bir vize bir de final notu olsun. Ertuğrul hocam ne yapsın? Vize artı final yapsın. Sonrasında da bunu 2'ye bölsün. Bize ortalamasını versin. Evet dostlarım burada ilk başta kişiden bir vize notu isteyelim. Ne yapıyoruz? Vize nedir? Değer integer. Ne yazmamız gerekiyor? Integer. Sonra input mu? Sonrasında input diyeceğiz. Tırnağımızı açacağız. Sonrasında ne diyoruz? Vize notumuzu giriniz. Vize notumuzu giriniz diyoruz. Bunu vizeye eşitledik. Şimdi ise final dedik. Aynı şekilde. Integer diyoruz, input diyoruz, açıyoruz, final notunuzu giriniz diyoruz ve bir iki nokta açıyoruz. Kişi buraya final notunu girsin. Sonrasında sonuç şeklinde yazdırıyoruz dostlarım. Sonuçu neye eşitliyoruz? Bir parantez açıyoruz. Diyoruz ki vize artı final bölü 2. Neden parantez açtım? Çünkü biliyorsunuz ki dostlarım Ertuğrul hocam matematikte bölme çarpma önceliği vardır. Vize artı final bölü 2 yazsam direkt finalle başla 2'ye böler. Sonrasında vizeyle toplar. Bu bize yanlış sonuç verir. Burada parantez açtık. Sonucu eşitledik. Son olarak da ne yapıyoruz? Print sonuç diyoruz dostlarım. Evet. Ve ortalamamızı kısaca Ertuğrul hocam alıyoruz. Burada şu yukarıdaki kodumuzu da silelim ki başka bir şey istemesin bizden. Çalışıyoruz. Ne diyor? Vize notumuzu giriniz diyor. Ama. Mesela kaç olsun? Hocam 3 olsun. Evet bu benim biyokimya notumda Ertuğrul hocam burada. Evet vize notunu girelim. Mesela ne diye girelim? 3. Evet. Burada enter diyoruz. Final notunu girin. Kaç alalım? O da 16. Çok güzel. 16.5 dedi Ertuğrul hocam. Biraz gerçekçi olsun hocam. Gerçeklerden. 16.5 diyelim. Ve çalıştıra tıklayalım dostlarım. Gördüğünüz gibi hata aldık. Evet dostlarım. Burada sonucumuzu yazdırdık fakat gördüğünüz gibi bir hata aldık. Bu hatayı çözmemiz gerekiyor. Ertuğrul hocam. Burada ne diyor? Siz diyor integer yazdınız.
Ama diyor bana 16.5 değerini girdiniz. Yani diyor ki bana bir tam sayı değeri, bana bir integer sayı değeri gireceğim dediniz. Ama 16.5 siz, girdiniz. Siz aslında float girdiniz. Ha. Diyor ki bunu düzelt diyor. O zaman bunu nasıl düzeltiyoruz Ertuğrul hocam? Ya yuvarlayacağız hocam, 17'ye ya da 16 vereceğiz. Yani. Yapacak bir şey yok. Peki hocam buraya float yazsak olmaz mı? Ha, o da olabilir. O daha mantıklı. Mesela float olarak hesaplasın dostlarım. Buraya float yazıyoruz. Sonrasında yeniden çalıştır diyoruz. Biz de notunu giriyoruz diyoruz. Sıfırdan girelim hocam. Ne diyoruz hocam? Hocam 1'e 3 diyelim. 3 diyelim hocam. Burada da final notumuza 16.5 diyoruz. 9.75. Bu bize ortalamasını verdi. Evet dostlarım, 9.75 ortalamayla bugünü de nokta ortalamayız. Bu dersimizde liste nedir? Listelerden bahsedeceğiz ve listede kullandığımız fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Dictionary ve fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Şimdi dostlarım, liste nedir? Liste, içerisinde birden fazla eleman barındıran ve istediğimiz zaman istediğimiz sayıda veriyi çekebildiğimiz eleman topluluklarıdır. Hemen Python'da nasıl göründüğüne bir göz atalım. Liste diye bir değişken ismi atıyorum ve köşeli parantez açıyorum. Evet dostlarım, listenin liste olduğunu belirtmek istiyorsak Python'a, programlama diline köşeli parantez açmamız gerekiyor. Köşeli parantez açtıktan sonra artık buraya yazacağımız bizim bize kalmış. Mesela diyelim ki 1, 2, 3, 4 yazalım listemizin içine. Şimdi ise diyelim ki ben bu listeyi belirledim. Ben bu listede şunu söylemek istiyorum. 1, 2, 3, 4 var. Evet. Benim kendi verimde bunlar var. Ama ben buraya diyelim ki 5 sayısını da eklemek istiyorum. Ama şimdi her seferinde ben bunu düzenleyeceğim mi böyle? Hayır. Bunun için adamlar çok kolay bir fonksiyon koymuş. Liste nokta dediğimiz zaman burada liste formatında kullanabileceğimiz bütün fonksiyonları görebiliyoruz. Mesela append. Append fonksiyonunu kullandığımız zaman append kelimesi İngilizce'de eklemekten geliyor. Buraya içerisine yazacağınız verileri listenin içerisine ekleyecektir dostlarım. Mesela ben ne yazdım buraya? Diyelim ki 5 olsun. Ben buraya 5 yazdığım zaman ve sonrasında da print liste dediğim zaman ve kodumu çalıştırdığımda göreceksiniz ki artık 1, 2, 3, 4 olan listem 1, 2, 3, 4, 5 haline gelmiş. Liste.append komutu bu işe yarıyor dostlar. Diyelim ki ne yapalım? Liste.pub diyelim. Liste.pub nedir? Liste.pub ise listedeki, yani şu an verdiğimiz değişken olan listedeki en son veri siler. Diyelim ki burada 5 değil de 6 olsaydı 6'yı silecekti. Şu an mesela listemiz artık 1, 2, 3, 4, 5 olduğu için burada 1, 2, 3, 4, 5 değil de bize artık bu komutu çalıştırdıktan sonra 1, 2, 3, 4 verecek. Deneyelim hemen. Print liste. Şu kısmı şöyle 3 kere tırnak işaretine tıkladım. Orayı çalıştırmasın. Veya çalıştırsın. Şunu çalıştırmasın. Evet. Ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bize 1, 2, 3, 4'ü verdi. Burada ne yaptık bu kodda? Kısaca bahsedelim. Listemizi belirledik. Sonrasında içerisine 5 ekledik. Sonra dedik ki eklediğimiz 5'i geri sil. Yani son, en sonuna eklediğimiz 5'i yeniden sil dedik ve yazdır dedik. Peki başka neler kullanabiliriz? Liste nokta remove kullanabiliriz mesela. Remove fonksiyonu ise istediğimiz şeyi silmemizi sağlıyor. Mesela liste.remove deyip 2 yazdığım zaman ve sonrasında print liste dediğim zaman dostlarım sizce ne olacak? Hepimiz tahmin edebiliyoruzdur. Çalıştıralım. 2 sayısını sildi. Burada 5 sayısı da silindi gördüğünüz gibi. O da yukarıda liste.pub'ı çalıştırdığımız için. Evet. Hemen burada başka bir şey daha deneyelim. Liste.index'im. Liste.index. Liste.index'i biz şunun için kullanırız. Listenin içerisinde diyelim ki burada şu an 4 tane var ama daha çok da olabilir dostlarım. Mesela 200, 500 arkadaşlar, yani çok çok fazla olabilir. Burada diyelim ki siz 340.'yi merak ediyorsunuz. Yani 340 sayısının hangi indeksli olduğunu merak ediyorsunuz. Onun üzerinde bir değişiklik yapacaksınız. Tabii bu veriler sizin için değişiklik gösterebilir. 340. Veya işte diyelim ki buraya mesela 340 burada olsun. Biz diyoruz ki bu 340 sayısı acaba benim listemde kaçıncı indeksli? Buraya gelip 340 yazdığım zaman buraya da bir print komutu koyalım. Şu şekilde. Ve çalıştırdığım zaman göreceğiz ki 3. indeksteymiş. Neden 3. indeks dedi?
Çünkü yine yukarıda kodlarımız çalıştı. Bu listenin sonuna bir 5 ekledik. Sonra bu 5'i geri sildik. Sonrasında 2 sayısına da sildik. Yani şu şekilde oldu en son listemiz. Ve sonrasında burada da gördüğünüz gibi bu 0, bu 1, bu 2, bu ise 3. indeksimiz oluyor. Buradan da kaçıncı indekste olduğunu bu fonksiyon ile öğrenmiş oluyoruz. Şimdi ise liste bu kadar yeterli başlangıç seviyesi için. Dictionary. Dostlarım, dictionary nedir? Dictionary içerisine bir anahtar ve bir de değerle bağladığımız eleman toplulukları. Şimdi bu nedir diyebilirsiniz. Mesela siz diyorsunuz ki tamam 1, 2, 3, 4, 5 güzel. Ama ben şöyle bir şey tutmak istiyorum. Mesela Mustafa. Mustafa'nın notu 45. Hasan'ın notu 75. Gibi veriler tutmak istiyorum. Yani ben bunu nasıl yapacağım? Çünkü burada sadece nasıl tutabilirim? Mustafa, Ahmet, Mehmet, Mahmut diye tutabilirim dümdüz yanına. Veya Mustafa ayrı, 40 ayrı, Ahmet ayrı, 70 ayrı tutabilirim. Ben bunları birbirleriyle bağlamak istiyorum dediğinizde işte o zaman dictionary yardımımıza koşuyor dostlarım. Dictionary içinde hemen şurada bir tane diyelim ki kütüphane yazalım ve bir süslü parantez. Evet, Türkçesi süslü parantez oluyor. Süslü parantez açalım. Süslü parantezi nasıl açıyoruz? Alt gereğe basılı tutup sonrasında 7 tuşuna tıklıyoruz. Bu sayede süslü parantezimizi açabiliriz. Süslü parantezi açtıktan sonra buraya bir tırnak açıyorum ve diyorum ki diyelim ki Mustafa. Daha önceki verdiğim örneği yapalım mesela. Yani bunu yapmak istiyoruz. Böyle bir veriyi yapmak istiyoruz. Mustafa 45 almış mesela. Virgül. Gördüğünüz gibi Mustafa'yı 45'e nasıl eşitledim? Başta bir çift tırnak açtım. İçerisine Mustafa yazdım. Sonra iki nokta dedim. Yani bunun bağlayacağımız verisi hangisi? Yine bir tırnak açtım ve bağlayacağımız sayıyı yazdım. Sonrasında bir de Hasan diyelim. Yine iki nokta diyorum. Hasan'ı nereye bağlayacağız? 75'e bağlayacağız. Evet. Burada da bir kütüphanemizi dilerseniz bir bastıralım. Bir nasıl görünüyor görelim hep birlikte. Şu yukarı kısımlar artık çalışmasın. Buraları 3 tırnak içerisine alalım. Tabii ki şunların 3 tırnaklarını silelim. Sizde de böyle hatalar olabilir. Buraları silerseniz düzelecektir. Evet. Şimdi sadece burası çalışacak. Gördüğünüz gibi burada Mustafa'yı 45'e bağlamış. Hasan'ı da 75'e bağlamış. Diyelim ki siz buraya sallıyorum ne yapacaksınız mesela? Bir de Ahmet kişisini ekleyeceksiniz. Yani Mustafa ve Hasan'ı yazdınız ama sonradan Ahmet kişisini eklemeye karar verdiniz. Evet, burada kütüphane yazdık. Kütüphane yazdıktan sonra köşeli parantezimizi açtık. Ve dedik ki bir Ahmet değeri verelim. Ve sonrasında iki nokta yazıp buraya karşısında hangi değeri bağlayacağımızı yazalım. Mesela 85 değerine bağlayalım. İki nokta değil tabii ki, eşittir. Buraya 85. Burada bir Ahmet değeri ekledim kütüphanenin içerisine ve onu 85'e bağladım. Şimdi şu komut çalışmasını istemiyorum. Burayı 3 tırnak içerisine alıyorum ve çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi dostlarım artık kütüphane yani dictionary değerimizin içerisine Ahmet ve 85 değerleri de eklenmiş oldu. Mesela siz diyebilirsiniz ki ben kütüphane değeri içerisinde Mustafa'yı merak ediyorum. Yani Mustafa'nın hangi not aldığını merak ediyorum. Hasan'ın hangi not aldığını merak ediyorum. Burada da kütüphane yazıp yine bir köşeli parantez açıp buraya kimi merak ediyorsunuz? Mustafa'yı merak ediyorum. Sonrasında buraya da bir print komutu koyalım ki görelim. Buradaki print komutunu kaldıralım ki boş yere yazdırmasın bize. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bize 45 değerini verdi. Yani Mustafa'nın sahip olduğu notu gösterdi dostlarım. Bu şekilde de kütüphane içerisinde değerleri çekebilirsiniz veya içerisine değerler ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda hemen şöyle şeylere de bakabiliriz. Bunun fonksiyonlarına. Yine burada pub komutumuz var. Yine burada clear komutumuz var. Mesela pub komutuyla hatırlarsanız şeyden. Pub komutuyla ne yapabiliriz? Silme işlemini yapabiliriz. Mesela yazalım ki Mustafa. Sonrasında diyelim ki print kütüphane. Ve burayı silelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi artık Mustafa silindi. Sadece Hasan ve Ahmet yazıyor. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi dictionary olsun, liste formatı olsun, string formatı olsun. Bunlarda hangi fonksiyonu çalıştırmak istediğinize yanına bir nokta koyarak çok rahatlıkla görebilirsiniz.
Burada gördüğünüz gibi bakın ben bir kütüphane açtım. Yanına nokta koydum ve pap yazdım. Burada Mustafa'yı silmek istediğimi söyledim. Ve Mustafa'yı dictionary içerisinden sildim. Son olarak fonksiyonlardan bahsedeceğim. Fonksiyon nedir? Bazen çok karmaşık kodlara ihtiyacımız oluyor. Bir işi yerine getirmek için. Bu karmaşık kodlar o kadar kod içerisinde karmaşık, daha çok karmaşık hale geliyor ki işin içerisinden çıkmak için Python demiş ki bunları daha derli toplu hale getirelim. Mesela sen bir toplama yapmak istiyorsan 10 saat işte o artı martı yazdın, şunu yaptım, bunu yaptım veya işte ne bileyim başka bir şey için başka bir şey yazdım falan filan, ortalık karıştı. Bunları yapmak istemiyorsan diyor. Öncelikle diyor bir def yaz diyor. Sonrasında buraya ne tür bir kod parçacığı istiyorsun ana temelinde, ana başlığında, onu yaz diyor. Ben buraya diyelim ki toplama yazdıracak bir tane fonksiyon yazacağım. Ve bir parantez açtım. Sonrasında dedim ki buraya A ve B değerleri girilecek bu toplama fonksiyonunun içerisine. İki noktamı koydum. Sonrasında dedim ki return A artı B. Şimdi diyebilirsiniz ki bu return komutu nedir? Şimdi burada hemen bunu bir dilerseniz çalıştırayım şöyle print. Mesela diyelim ki toplama 5,3. Şimdi A'yı 5'e, B'yi de 3'e eşitledi. Gördünüz buradaki değişkenlerimizi. Şimdi burada Python ne yapacak? Çok kısa bahsedeyim sizlere. Toplama yazdık. Yani bu bizim belirlediğimiz kendi değişkenimiz. Definition, fonksiyonumuz. Burada dedim ki ben sana iki tane değişken vereceğim. A ve B adında. Bu A ve B adındaki değişkenleri al ve topla. Burada bunu söyledim return'ün sonrasında. Return komutu kullandım dostlarım. Return komutu nedir? Return komutu buradaki şu ifadenin kendisini bu değere eşitler. Yani bu return'den çıkan sonuç, bu A artı B sonucu artık şurada yazan toplama A virgül B'nin yerine geçer. Burada da toplama 5, 3 yazdım. Normalde bunun arkasında A virgül B'dir ama buraya 5 virgül 3 yazdım. Burada 5 virgül 3 yazdığımda A yerine 5 yazacak buraya gelip. Buraya 5 yazacak. Buraya gelip 3 yazacak. Toplayacak ve 8 değerini çıkaracak. Sonrasında 8 değerini ne yapacak? Toplamanın kendisine, yani şuraya eşitleyecek. Yani bu toplama fonksiyonu çalıştığı zaman nasıl olacak biliyor musunuz dostlarım? Şu. İşte bu olacak. Şimdi burada geri alalım. Ve kodumuzun çalışıp çalışmadığını kontrol edelim hemen. Gördüğünüz gibi bize 8 değerini verdi. Buraya artık siz ne yazmak isterseniz 11'e 8 yazarsınız, çalıştırırsınız, size 19 sayısını verir. Bu fonksiyonlar özellikle def komutu Python'da çok kullanılır. Buna çok dikkat edelim. Bu dersimizde ise for, if ve mantık operatörlerinden bahsedeceğiz. Evet dostlarım, for nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. For, belirli bir sayıda, belirli bir veriyi bir döngüye sokup bu döngü içerisinde belirli işlemler yaptırmak için kullanılan özel bir Python fonksiyonudur dostlarım. Hemen şurada küçük bir örnekte bunu çok daha net bir şekilde açıklayalım. Örneğin diyelim ki bir A listesi oluşturalım mesela. A eşittir. 1, 2, 3, 4 diye. Ve sonrasında buraya da bir virgül daha koyalım. Sonrasında diyelim ki for isim in A listesi print isim. Şimdi burada yazdığımız kod ne işe yarıyor? Dostlarım yukarıda 1, 2, 3, 4 verilerini girdim. Bunların her birisi bir veri. Burada diyoruz ki isim için A listesinin içerisindeki her bir veriyi teker teker isime eşitle ve aşağıdaki kodu çalıştır diyoruz. Yani program başta geliyor. A'nın içerisindeki ilk veriyi alıyor. Yani 1'i alıyor. Bunu isime eşitliyor. Sonrasında print isim. Yani 1'i yazdırıyor. Sonrasında yeniden dönüyor başa. Ve ikincisini alıyor. İkinci indeksteki. Yani aslında birinci indeks oluyor da. Burada 2 sayısını alıyor. Ve isime eşitliyor. Print isim dediğinde de 2'yi yazdırıyor. Bu sayede 1'i yazdırıyor. 2'yi yazdırıyor. 3'ü yazdırıp 4'ü yazdıracak. Ve sonrasında yazdıracak bir şey kalmadığı zaman da artık programımız bize çıktığı verecek. Hemen çalıştırıp görelim hızlıca. Gördüğünüz gibi 1'i yazdırdı, 2'yi yazdırdı, 3 ve 4'ü yazdırdı. For komutunun genel olarak kullanım amacı budur. Tabii ki sadece bununla sınırlı değil. Bunun yanında biz buraya mesela isim
artı 1 diyebiliriz mesela. İsim eşittir. İsim artı 1 deriz. Sonrasında yeniden print deriz. Burada ne yazacağını, nasıl bir çıktı alacağımızı da eğer ki tahmin edebiliyorsanız, yorumlar altında yazarsanız çok sevinirim dostlar. Burada bir sonraki konumuz if olacak. If. If İngilizce'de eğer anlamına, Türkçe'de eğer anlamına gelmektedir. Koşul. Koşul belirtmek için kullanılır. Yani mesela hava yağmurluysa şemsiye almam gerekiyor. Ama hava sıcaksa tişört giyebilirim gibi. Burada da biz if komutunu yazarken şöyle bir şey yapalım. Bir giriş paneli yapalım. Bir kullanıcı adı isteyelim ve bir şifre isteyelim. Öncelikle kişiden iki farklı şey isteyeceğiz. Bunun için bir kullanıcı adı isteyeceğiz. Kullanıcı adı eşittir. Input diyelim. Ve sonrasında kullanıcı adınızı giriniz diyor. Ve bir tane de şifre isteyelim kişiden. Input şifre giriniz diyelim. Şimdi ise artık kontrol aşaması. Diyeceğiz ki eğer ki sen bu kullanıcı adı ve bu şifreyi yazdıysan başarıyla giriş yaptın de. Ama eğer ki yazamazsan o zaman hatalı giriş yaptınız diyecek. Komutumuz if komutunu kullanmak için adı üstünde if yazıyoruz. If kullanıcı adı eşittir çift tırnağı. Şimdi neden çift eşittir kullandık diyebilirsiniz. Neden tek eşittir kullanmadık? Çünkü dostlarım tek eşittir genellikle bir sayı bir sayıya belirlemek için kullanılır. Bir veriyi belirlemek için. Yani mesela A eşittir 1 deriz. Ama eğer ki bir denklik varsa ortada bu sefer çift eşittir kullanırız. Şimdi bir kullanıcı adı belirleyeceğiz. Mesela kullanıcı adımız ne olsun? Evet sizce ne olsun? Bir tane kullanıcı adı. Kamera arkası. Kırmızı ayran hocam. Kırmızı ayran. Evet. Kırmızı ayran olsun. Kullanıcı adımız. Ve bir tane de şifremiz olsun. Şimdi ben iki farklı veri alacağım. Ve iki farklı veriyi de kontrol etmek istiyorum. Burada dilerseniz kırmızı ayran deyip iki nokta yapıp sonrasında yeniden if deyip şifre eşittir. Ne olsun şifresi? 53. Ha, 53.06 olmaz mı? 38.53 tamam. Oldu. 38.53 olsun şifresi. 38.53 dedik. Burada eğer ki bakın kodda ne dedi? Kullanıcı adı eğer ki kırmızı ayran eşitse ve şifre de 38.53 ise ne yapıyoruz? Print başarıyla giriş yaptınız diyelim. Şöyle. Ha, eğer ki yani o da olmadığı takdirde, ilk koşul sağlanmadığı takdirde demek istiyorsak da else komutunu kullanıyoruz. Else yani eğer ki bu da olmadığı takdirde print hatalı giriş yaptınız diyelim. Noktamızı da koyalım. Burada yukarı kısmı 3 tane tırnak içerisine alıp burayı kapatıyorum ki burayı çalıştırmasın bize. Şimdi bizden 2 tane giriş isteyecek. Bir kullanıcı adı. Mesela kırmızı ayran değil de sadece kırmızı yazalım. Şifre kısmına da 38.53 yazalım. Gördüğünüz gibi hatalı giriş yaptığınız uyarısı aldık. Burada ne yapmamız gerekiyor? Kullanıcı adına kırmızı ayran girmemiz gerekiyor. Neden kırmızı ayran olduğunu bilmesem de. Şifre 38.53 dediğim zaman gördüğünüz gibi başarıyla giriş yaptınız. Output'unu almış olduk. Şimdi diyebilirsiniz ki ya ben her seferinde böyle if alt alta mı yazacağım? Yani bunlarla mı uğraşacağım? Bu çok zor bir şey değil mi? Diyebilirsiniz. Tabii ki bence de çok zor bir şey. Burada da şöyle bir komut kullanmışlar. Bakın burada if kısmını siliyorum ve buraya and yazıyorum. And İngilizce'de ve anlamına gelir. Burada and şifre eşittir. 38.53 dediğimde de yine daha yeni yazdığımız kodun aynı anlamına gelecektir. Tek kullanıcı olmadığı halde birden fazla kullanıcı da olabilir. Misal diyelim ki kullanıcı adı kırmızı ayran ve şifresi 38.53 olan bir tane kullanıcımız var. Okey, buna giriş yaptınız dedik. Peki elif. Elif'in de açılımı else if'ten geliyor. Yani o da olmadığı takdirde hadi bir de bunu dene anlamında kullanılan bir fonksiyondur. Elif diyoruz ve kullanıcı adı diyoruz. Kullanıcı adı eşittir. Evet Ertuğrul hocam sizce ne olsun? İkinci bir kullanıcı adı. İkinci kullanıcı adı hocam.
Ama şey olsun. Beyaz vişne suyu. Beyaz vişne suyu. Mantıklı. Tamam. Beyaz vişne suyu diyelim. Kullanıcı adına ve şifresi ne olsun hocam? Şifre eşit eşittir. 2538 olsun hocam. 25-38 olsun. Şey bu kredi kartın şifresi mi? Yok be. yapma. Haberimiz yok. Hatay yapma. Tamam. Şifremiz de 25-38 olsun. Eğer ki böyle bir durum oluşursa ne diyoruz? Print. Yeniden başarıyla giriş yaptınız. Ertuğrul Bey diyelim buna ayrıca. Ötekine demeyelim. Gerek yok. Burada kısaca komutumuzdan bahsedelim. If eğer ki kullanıcı adı kırmızı ayransa ve şifresi de 3853 ise başarılı giriş yaptınız de. Else if eğer ki değilse bir de bunu dene. Kullanıcı adı beyaz vişne suyuna eşitse ve şifreye de 2538 yazdıysa o zaman başarılı giriş yaptınız Ertuğrul Bey'de. Fakat bunların hiçbiri mi olmadı? En son artık geleceğin nokta hatalı giriş yaptınız yazısını yazdır diyoruz programımıza ve çalıştırıyoruz. Kullanıcı adını giriniz diyor. Öncelikle yeni yazdığımız kodu hemen bir deneyelim. Beyaz visne suyu. Şifre 2538. Bakın başarıyla giriş yaptınız Ertuğrul Bey. Başarıyla kodumuz çalışmış oldu. Peki kullanıcı adı yerine mesela Mustafa yazalım. Şifre yerine de 0606 yazalım. Hatalı giriş yaptınız dedi. Şu an aslında bir bakıma demo bir giriş paneli oluşturmuş olduk. Bu sayede if, elif ve else komutlarını da anlamış olduk. Koşullu durumlarda hangi komutu kullanmamız gerektiğini öğrenmiş olduk dostlarım. Burada da yine aklınıza takılan bir sorun olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki konumuz da mantık operatörleri. Bilirsiniz matematikte çok işlemişizdir. Küçüktür, küçük eşittir, eşittir, eşit değildir gibi durumlar. Bu durumlarda da biz aynı Python'da da aynı şeyler. Burada mesela sallıyorum küçük eşittir için bunu yazıyoruz. Büyük eşittir için bunu yazıyoruz. Bu tür şeyler kullanıyoruz. Burada da bir vize, bir de final inputumuz olsun. Mantık operatörleri için. Burada ikisini toplayalım ve ikiye bölelim. Sonrasında da kontrol edelim. Burada çıkan ortalama 70'in üzerindeyse geçtiniz yazsın. Ama altındaysa kaldınız yazsın. Ve bunu da kontrol etsin. Bunu yapalım. Şimdi başlangıçta ne diyoruz kişiye? Vize. Vize eşittir. Burada alacağımız yer float olsun. Noktalı değerler de içine dahil olsun. Input vize notunuzu giriniz diyelim. İki nokta. Sonra bir de final isteyelim. Final eşittir. Yine float input final notunuzu giriniz dedik. Şimdi ise yapacağımız şey sonuç. Bir sonucumuz olması gerekiyor. Veya ortalama diyelim. Ortalama eşittir diyelim. Vize ve bir parantez açalım çünkü matematiksel işlem önceliğinden dolayı. Vize artı final bölü 2 diyelim. Ve sonrasında kontrol işlemlerimiz. Artık bundan sonra hemen bir yukarıda öğrendiğimiz komutu kullanalım. If. If komutunu kullanıyoruz. If ortalama büyük eşittir. Yani büyükse veya eşitse neyden? 70'ten print ne desin? Geçtiniz. Sonra şeyi de kontrol etsin. Elif ortalama küçük eşittir. 69'dan çünkü yukarıda hem 70'e eşittik hem de 70'ten yukarıyı düşündük. Şimdi ise 69'a eşittik ve 69'un aşağısındaki notlara bakacağız. Burada da diyelim ki print kaldınız. Eğer ki bunların hiçbiri mi olmadı o zaman else print hatalı giriş yaptınız yazısını yani uyarısını verelim. Yukarıdaki kodumuzu hemen 3 tırnak içerisine alalım ve kodumuzu çalıştıralım. Vize notunuzu giriniz diyor. Evet Hasan hocam vize notu olarak ne girelim? 94 hocam. Vay maşallah. 94 girelim. Final notu olarak Ertuğrul hocam kaç hocam, girelim? Benim klasik biliyorsunuz 3. 3. 3 girelim. Ve kaldık. Nasıl kaldık? Kaldık hocam. 49.5'la kaldık evet. Evet geçemiyoruz. Peki ben 97 alırsam geçiyor mu hocam? Şimdi finalden mi? Hemen bakalım hocam. Çok güzel bir soru evet bak.
Eğer ki hocam 97 alsaydım geçebilir miyim? İşte tam aradığınız şey, koşul. Vizede 94. Finalde 97 aldınız. Gördüğünüz gibi geçtiğiniz yazısını almış bulunmaktayız arkadaşlar. Burada bugün neler anlattık? For komutunun mantığını anlattık. For komutunla çalıştırdık. Çok güzel anladık. If komutu. If komutunda koşullu olması gerektiğini anladık. Koşullu şartlarda if komutu kullanacağız. Mantık operatörlerini anladık. Büyük eşittir, büyüktür, eşittir, zaten eşittir. Bundan önce çok kullandık. Bu dersimizde ise artık öğrendiğimiz bütün her şeyi uygulamaya dökme vakti geldi. Öncelikle bir hesap makinesi yapacağız. Hatırlarsanız önceki videolarımızdan bir giriş seviyesi, bir başlangıç seviyesi, bir hesap makinesi yapmıştık. Şu an ise orta seviye olacak. Bir mil kilometre çevirici olacak. Ve while döngüsü, try, except konularından bahsedeceğiz. Şimdi hesap makinemizde ne olacak? Öncelikle iki farklı sayımız olacak ve bir tane de işlemimiz olacak. Yani bu ne demek? Biz kişiden 3 farklı giriş alacağız demek. 1. Sayı 1 olarak ilk girişimizi alalım. Sayı 1. Bu ne olsun? Float olsun. Belki noktalı falan girmek ister diye. Input. İlk sayıyı giriniz diyelim. İlk sayıyı giriniz dedik. Şimdi ise işlemi soralım. İşlem eşittir input. Burada işlemi giriniz diyelim. Burada kişi artı, eksi, çarpı yazabilir. Şimdi ise sayı 2 diyoruz. Eşittir diyoruz. Float input ve ikinci sayıyı giriniz diyoruz. Şimdi kişiden bir sayı, iki farklı sayı aldık ve bir tane de işlem aldık. Bundan sonrası artık öğrendiğimiz if komutlarını kullanmakta. If işlem, yani artı mı eksi mi çarpı mı yazdı, ona göre işlem yapacağız. If işlem eşittir artı ise, eğer ki kişi işleme artı girdiyse, o zaman print neyi print et? Sayı 1 artı sayı 2'yi print et diyoruz. Eğer ki elif işlem eşittir işlem yerine kişi eksi yazdıysa, o zaman print sayı 1 eksi sayı 2 diyoruz. Elif işlem eşittir çarpı ise print sayı 1 çarpı sayı 2 diyoruz. Ve son olarak da elif işlem eşittir bölme ise, o zaman print sayı 1 bölü sayı 2 diyoruz. Eğer ki bunların hiçbirisi de değilse, yani else print hatalı, print tırnak açalım, hatalı işlem yaptınız diyelim. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. İlk sayıyı giriniz diyor bize. İlk sayı olarak 25 diyelim mesela. İşlemimize artı diyelim. İkinci sayımızı da 52 diyelim. Sonuç 77 olarak bize yazdırdı. Şimdi bir kere daha çalıştıralım. 55 diyelim. Eksi çıkarma işlemi yapsın. 25'ten çıkarsın. 30 çıktı. Veya burada son bir işlemde yapalım. 55 diyelim. Bölme işlemi yap diyelim. 5'e böl diyelim. Ve gördüğünüz gibi 11 cevabını almış olduk. Burada ne yaptık? Koşullu işlem yaptık. Kişiden 3 farklı input istedik. Sayı 1, sayı 2 ve işlem olarak koşullara soktuk. Ve sonrasında çıkan sonuca göre de yazdırma işlemini yaptık. Mil kilometre çeviricide de aslında buna benzer bir işlem yapacağız. Ama burada bir tane de değişkenimiz olacak. Kişi de elinde mil olabilir veya bir kilometre olabilir. Elindeki mili kilometreye çevirmek isteyebilir. Kilometreyi mile çevirmek isteyebilir. Biz ise burada yaptığımız programla bunu, kişideki elindeki veri hangisi ise onu soracağız. Ve buna bağlı olarak belli bir sabitle çarpıp bunu kilometreye çevireceğiz. Burada isteyeceğimiz şeyler belli. Diyeceğiz ki başta tür. Yani elindeki hangi türde bir uzunluk? Tür. Input. Mil mi? Şöyle yapalım hatta. Direkt şeye girsin. Harf girsin direkt bize. Mil mi yoksa kilometre mi diye soralım kişiye. İki noktamızı da bırakalım. Ve sonrasında da bize buraya da değer diyelim. Yani hangi değer olacak? Float diyelim, belli olmaz. İşimizi garantiye alalım. Burada da diyelim ki değeri giriniz diyelim. Şimdi ise artık koşullu kısma gelmiş olduk. Eğer ki
tür eşit eşittir. Tür değil hatta, tür lower. Neden lower diyoruz? Çünkü kişi büyük M harfi de girebilir, küçük M harfi de, büyük K harfi de, küçük K harfi de girebilir. Biz burada işimizi garantiye almak için tür nokta lower diyoruz. Bunu önceki derslerimizi dinleyenler şu an anladı neden lower'ı kullandığımı. Lower diyoruz, eşit eşittir. Küçük M ise, yani kişi herhangi bir M harfini girdiyse, o zaman print ne diyoruz? Print eşittir değer çarpı, şimdi milikilometreye çevireceğimiz için bizim 1.6 ile bu değeri çarpmamız gerekiyor. Yani 1 mil ise biz kişiye 1.6 kilometre cevabını verdirteceğiz. Dostlarım, burada şöyle de yapabiliriz. Şöyle daha rahat olur kişi için. Şöyle bir de tırnak açalım. Kilometre diyelim. Ki kişi artık 1.6 kilometre şeklinde görsün rahatlıkla. Elif tur nokta lower eşit eşittir K ise eğer, o zaman print, yeniden bir tane daha açalım, değer çarpı 0.6, bu da mili kilometreye dönüştürecek sabitimiz, virgül mil diyoruz. Sonrasında da eğer ki bunların hiçbirisi yoksa else print ne diyoruz, hatalı işlem yaptığınız ünlemimizde koyalım. Şimdi dilerseniz bu kodu çalıştıralım. Öncesinde üstteki kodumuzu 3 tırnak içerisine alalım ve çalıştıralım. Mil mi yoksa kilometre mi diye bize soruyor. Mil diyelim. Değeri giriniz diyor. 200 mil olsun. Gördüğünüz gibi 320 kilometre cevabını aldık. Ama benim elimde diyelim ki kilometre var. Mesela 500 kilometrenin kaç mil ettiğini merak ediyorum. K'ye tıkladım ve 500 yazdım. 300 mil ettiğini burada programımız bize yanıt olarak veriyor dostlarım. Bence ikisi de çok yararlı ve çok kullanışlı programlar oldu diye düşünüyorum. Hatta biz işte bahsetmiştik ilk derslerimizde script'ten. İşte script diye biz buna diyoruz dostlarım. Bunlar küçük script diyebiliriz. Şimdi ise while döngüsüne geldik. Bu da for'a çok benziyor ama while'da şunu bilmemiz gerekiyor. Misal diyelim ki sen şunu yap ama şuraya kadar. Şunu yap ama bu sayıya kadar veya buraya kadar bunu yap. Mesela hemen bir örnekle açıklayayım. A eşittir. Mesela 0 olsun. Sonra diyelim ki while A küçüktür 5. Yani A 5'ten küçük olduğu müddetçe şu aşağıdaki kodun hepsini çalıştır. Print A, A'yı yazdır. Ama A'mız da ne olsun? A artı 1'e eşit olsun. Şimdi burada program ne yapacak biliyor musunuz dostlarım? Biz yukarıda A'yı 0'a eşitledik. 0'ı buraya yazacak. 0 5'ten küçük mü? Küçük diyecek. Sonrasında 0'ı yazdıracak. Aşağıya gelecek. 0 burada. 0'ı buraya yazacak. 0 artı 1, 1. Buradaki A değerimiz artık 1 olacak. Program başa dönecek. 1 5'ten küçük mü? Küçük. Print A, yani print 1. 1'i yazdıracak. Sonra 1'i gelecek. Buraya yazdıracak. Bu artık 2 olacak. Yani A değerimiz 2 olacak. 2 5'ten küçük mü kontrol edecek. 5'ten küçükse devam edecek. Ve bu şekilde dönmeye devam edecek. Ne zaman ki 5'ten küçüklük durumu bitecek, yani 5'in kendisine eşit olacak, o zaman program bize artık duracak ve cevabı verecek. Şimdi hemen bu kodumuzu deneyelim. Üstteki kısmı çift tırnak içerisine, 3 tırnak içerisine alalım. Tabii ki burayı almayalım. Burayı kullanacağız. Şu kısmı alalım. Evet. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 0, 1, 2, 3, 4 yazdırdı. 5 yazdırmadı. Neden? Çünkü biz 5'ten küçük olduğu zaman çalıştı dedik. 5'e eşit olduğu zaman artık programımız duruyor. While komutu da bunun için kullanılıyor. Genellikle while komutu nerelerde, yani niçin kullanılır genel kodlamada diye soracak olursanız da while true. While true olarak kullanılıyor. Bu da şunun için. Mesela şu yukarıdaki programımız için yapalım bunu. Hemen size uygulamalı olarak göstereyim. Şurada şunu siliyorum. Ve buradaki şunu 3 tırnak yapıyorum. Bunu artık çalışır hale getiriyorum. Burayı da 3 tırnak içine alalım. Şimdi while true'yu buraya koyalım. While true 2 nokta üst üste dedikten sonra şuranın hepsini seçiyorum ve tab tuşuna tıklıyorum ki while true kısmının altına bunu itsin. Şimdi artık farkı anlayacaksınız dostlarım. Burada çalıştırdım.
Mil mi yoksa kilometre mi diye soruyor. Mil dedim. Değeri geliniz. 75, 25 dedim. Bakın 25 dedikten sonra kilometreyi verdi. 40 kilometre. Şimdi bana yeniden soruyor. Mil mi yoksa kilometre mi? Yani bu sayede program kapanmadan sürekli programı çalıştırıyorsunuz. Ta ki siz istediğiniz bir değer. Mesela buraya şunu diyebiliriz. Şuraya virgül diyelim. Çıkış için Q. Q'ya tıklasın. Çıkış için ve Enter'a tıklasın. Buraya bir komut daha yazalım hemen hızlıca. Elif tür nokta lower eşittir. Eğer ki Q'ysa, yani Q'ya tıklayıp Enter yaptıysa kişi, o zaman break, yani kırmak. Burada da kırmak komutunu da görmüş olduk. Bunun tam tersi olan komut ise continue'dur. Yani devam et, durma, aynı kodu çalıştırmaya devam et. Buradan sonrasına ne kod varsa devam et anlamına gelir. Ama biz burada kırmak kısmını kullanacağız. Çünkü buradaki tekrarlanan döngüyü kırıp artık programı kapatmak istiyoruz. Eğer ki Q'ya, yani çıkış yapmak isterse kişi. Şimdi kapatalım programımızı ve yeniden çalıştıralım. Evet dostlarım, programı çalıştırdık gördüğünüz gibi. Burada diyelim ki ne olsun, mili çevirmek istiyorum. 25 yazıyorum ve 40 kilometre cevabını alıyorum. Diyelim ki elimde kilometre var ve 100 kilometreyi çevireceğim bile. Gördüğünüz gibi 60 mil cevabını aldım. Ve artık dedim ki tamam, benim işim bitti, artık programı kapatmak istiyorum. Burada Q'yu yazıyorum. Gelen yere de kafama göre bir sayı yazabilirim. Ve gördüğünüz gibi process finished. Yani program artık kendisini kapattı. Bu sayede dilediğiniz kadar programı döngüye sokup dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ta ki Q'yu yazana kadar. Burada while'da anlattığımıza göre artık try ve accept'e geçebiliriz. Dostlarım, şimdi arkadaşlarım, o kadar bahsettik. Dedik ki işte Elif kullanılır, Else kullanılır falan filan. Şimdi bu kişiler buraya float girebilir, integer girebilir veya ne bileyim. Mesela float girmesi gereken yere string girebilir veya başka bir şey yapabilir. Programı kırmaya çalışabilir vesaire. Bunları nasıl engelleriz? Bu tür şeyleri nasıl engelleriz? İşte burada da bize imdadımıza try accept koşuyor. Şimdi hemen bir örnekle göstereyim size. Try. Try diyelim ki ne olsun? A olsun. Float. Sadece float'ta yazılsın. Input. Diyelim ki değer giriniz dedik. Buraya sonrasında print A dedik. Ha. Burada eğer ki accept, yani bunların dışında, bu buradaki try'daki kısımların dışında eğer ki bir şey olursa ne gibi? Mesela value error gibi. Yani eğer ki float yerine, yani float buraya integer de girilebilir, başka bir, burayı bozacak bir şey girilirse, o zaman biz istediğimiz hatayı buraya, istediğimiz yazıyı buraya yazdırabiliyoruz. Mesela print ne diyelim? Hatalı giriş, hatalı veri yazdınız diyelim mesela. Bir uyarı versin bize. Şurada hemen şunların hepsini biz şöyle üç tırnak içerisine alalım ki çalışmasınlar. Değer giriniz diyor. 2 dedim. 2 cevabını aldım. Şimdi bunu kırmamız gerekiyor. Mesela 10 bölü 0 diyelim. Kıracağız ya. Bakın. Hatalı veri yazdınız. Cevabını aldık. Yani burada kişi bunu kırmak isteyebilir. Bunu kötü amaçlı insanlar yapabilirler. Programı kırmak isteyebilir. Programın açığını bulmak isteyebilirler. Burada zaten try accept'i genellikle büyük Python projelerinde görürsünüz. Bunu kullanmaların amacı ise işte bu tür kırılmaları vesaire önlemek için kişiler daha çok try, accept kullanırlar dostlarım. Bu videomuzda da gördüğünüz gibi bir hesap makinesi yaptık. Bir mil kilometre çevirici yaptık. While döngüsünden ve try, accept'ten bahsettik. Bence uygulamalar çok kullanışlıydı. Hatta buna script de diyebiliriz. Dersimize geçmeden önce de yine şunu belirteyim. Şimdi bu yazdığımız, ders 6'ya kadar yazdığımız videolarda bir sürü Python dosyalarımız oldu. Bu dosyaların hepsini GitHub'da paylaşıyorum. GitHub'dan bu dosyaları indirerek açıklama kısmında görebilirsiniz GitHub linkini. Buradan indirerek bu dosyaları çalıştırıp bunların üzerinde siz de çalışmalarınıza devam edebilirsiniz. Şimdi hızlıca dersimize geçelim. Dersimizin ilk konusu modüller. Modüller nedir? Modüller bizim Python'da kullandığımız eklentilerdir. Bu eklentileri niçin kullanırız? Şimdi yüksek seviyeli durumlarda, mesela veri analizi olsun, işte makine öğrenmesi olsun veya başka durumlarda, yapay zeka durumlarında vesaire,
Böyle spesifik durumlarda mesela ekonomik bir veriniz var. Yani parayla alakalı bir veriniz var. Bunu analiz etmek istiyorsunuz mesela bu durumlarda. Bu tür şeylerde özel bu tür şeyleri analiz edebilecek kodlar hazır halde yazılmış paketli bir şekilde Python'da dışarıdan insanların yüklemesiyle bulunur. İnsanlar bunu yüklerler ve siz de bunu kullanıp hiç 1000 satır, 2000 satır, 3000 satır program yazmadan bunları rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Modüllerin amacı budur. Yani aslında yüksek seviyenin başlangıcı da diyebiliriz. Şimdi bu modülleri yüklemenin iki farklı yolu var. Birincisi PyCharm'dan göstereceğim. PyCharm'da şurada aşağıda Python 3.12 yazan yeri görüyorsunuz. Buraya tıkladığınızda Interpreting Settings karşımıza çıkıyor. Buraya tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi Packages kısmı açılıyor. Burada bir artı tuşumuz var. Buraya tıkladıktan sonra buraya Pandas yazıyoruz ve Pandas yazdıktan sonra şurada Pandas'ı işaretliyoruz. Burada Pandas'ı seçmemin sebebi ise şimdi aşağıda TCB, CC gibi dosyaları okuyacağız. Excel dosyalarını okuyacağız. Bunları okumamız için de bu paket gerekli. Hem bu paketi yükleyeceğiz hem de orada dosyalarımızı okumuş olacağız. Bu sayede hem paket yüklemeyi hem de dosya okumayı öğrenmiş olacağız. Install packages diyorum ve gördüğünüz gibi parantez içinde installing yazıyor ve gördüğünüz gibi aşağıda da package pandas installed successfully diyor. Yani başarıyla tamamlandı yüklenmemiz. Şimdi burada kapata tıklıyorum. OK'ye tıklıyorum. Ve modülümüzü yüklemiş olduk. Şimdi ise modülü geçtikten sonra tabii ki burada yüklediğim modülü şu aşağıda kullanacağım için başta elimizde diyelim ki bir text dosyamız var. Ve bu dosyanın okunması veya yazdırılması gerekiyor. Şimdi yazdırmayı nerede kullanabiliriz? Yazdırmayı şurada kullanabiliriz. Misal elinizde bir Python'da liste oluşturduğunuz. Yani artık bir sürü verilerden geçti, bir sürü şeylerden geçti ve artık elinizde en son bir veriniz var. Bir liste formatında. Ve bunu siz text'e artık çıkarmak istiyorsunuz bir çıktı olarak. Bunu nasıl yapacaksınız? Bunu yapmak için ilk yazacağınız şey with. With komutu. Yani with'in anlamı le, bununla anlamına geliyor. With yazıyoruz. Open. Open ise açmak, yani dosya açmak. Dosya açmak için otomatik olarak open, yani açmak kelimesinden gelen open'ı kullanıyoruz. Burada bir tırnak açıyoruz. Veri nokta txt diyorum ben dosyamın ismine. Yani diyorum ki ben iki tane iyisi olsun. Veri nokta txt diye bir dosya açacağım. Ve bunun içine ben şimdi belirleyeceğim, birazdan belirleyeceğim. Listemdeki verileri yazdıracağım diyorum. Ve bir virgül bıraktım. Bunu yaptıktan sonra buraya W yazıyorum. Neden W yazıyorum? İki tırnak açtım, W yazdım. Çünkü bu write'dan geliyor. Yani yazdırmaktan geliyor. İngilizce'de yazdırmak anlamına geliyor. Burada write kelimesini başlangıcı olan V harfi seçilmiş. Sonrasında da as, yani ne olarak bu veri teksti tutmak istiyorsun diyor. Python bunu nasıl bir dilde, nasıl bir takma hatta anlasın? Diyorum ki data olarak anlasın. Ben data dediğimde aklına veri.txt dosyası gelsin diyorum Python'a. Şimdi burada kullanacağımız rastgele bir tane liste oluşturalım buraya. Liste ne diyelim mesela? Mustafa diyelim. Sonrasında Hasan diyelim. Sonrasında bir tane de Fuat diyelim mesela. 3 tane olsun. Bunu dedikten sonra buraya bir boşluk enter yaptım ve bu kısmın altına girdim. Şimdi burada ben Mustafa, Hasan ve Fuat'ı alt alta yazdırmak istiyorum veri nokta tekstin içerisine. Bunu yapmak için de ne yapıyorum? Hatırlarsanız for döngüsüne sokabilirim. Çünkü for döngüsü bildiğiniz üzere ilk veriyi alıyor bir işlem yapıyor, ikinci veriyi alıyor bir işlem yapıyor ya. Biz birinci veriyi alacağız, yazdıracağız. Sonra diyeceğiz ki bir aşağı satıra geç, ikinci veriyi yazdır, bir aşağı satıra geç, üçüncü veriyi yazdır. Bunun için de for komutunu kullanacağız. Burada diyorum ki for a, buraya istediğinizi yazabilirsiniz. In liste, yani yukarıda belirledim listenin içerisinden verileri teker teker al ve a'ya eşitle. Ve her seferinde şunu yap. Neyi yap? Data.write. Data.write, yani write'dan yukarıda bahsetmiştik. Data'nın içerisine yazdır. Neyi yazdır? Onu da belirtiyor bana. A. Yani buradaki yaptığımız A harfi. Yani buradaki her bir veriyi teker teker yazdıracak bize. Buraya gelecek başta Mustafa yazdıracak. Sonra artı diyorum. Neden artı? Çünkü buraya bir şey daha ekle. Ne ekle? Ters slash n. Yani bir aşağı satıra geçin. String olarak yazılmış hal. Bunu yazdığımız zaman ne yapacak? Mustafa'ya gelecek, buraya yazacak. Sonrasında bir satır aşağı inecek. Program başa dönecek. Sonra Hasan'a gelecek. Hasan'ı buraya yazdıracak. Bir satır aşağı inecek. Sonrasında Fuat gelecek. Fuat'ı yazdıracak. Bir satır aşağı gelecek. Ve veri.text dosyamız bu sayede oluşmuş olacak. Şimdi dilerseniz programımızı bir çalıştırıp bakalım. Gördüğünüz gibi programı çalıştırdım. Burada veri.txt
text dosyamız oluştu. Gördüğünüz gibi Mustafa, Hasan ve Fuat'ı alt alta yazdı. Şimdi ise biz bu veri.txt dosyasını yazdık ama ben diyelim ki elimde text dosyam hazır. Ben bunu okumak istiyorum. Bunu nasıl okuyabilirim? Yine aynı yazdırma kısmında olduğu gibi sadece bir yeri değiştireceğiz. O da şu yukarıda kullandığımız W yerine R, yani read'den gelen, okumaktan gelen R'yi kullanacağız. Hemen yazalım kodumuzu. Open diyoruz. Dosyamızın ismini buraya yazıyoruz. Veri.txt. Sonrasında bir şey bırakıyoruz. Buraya R yazıyoruz. Read okumaktan geliyor. Sonrasında yeniden buraya bir as yazıyoruz. Ne yazalım mesela buraya? Data olsun. İki tane A'lı data olsun bu da. Sonrasında diyorum ki data.read, yani datayı oku ve bunu neye eşitle? Bunun içindeki verileri DT'ye eşitle. DT diye bir değişkenimiz olsun ve buna eşitlesin. Sonrasında diyeceğim ki print DT. Yani DT'yi de sonrasında yazdır diyorum. Şimdi şu yukarıdakini silebiliriz. Üç tırnak içerisine alabiliriz. Orayı şey yapmasın yanında. Sadece okuma kısmını yapsın ve yazdırsın bize. Gördüğünüz gibi Mustafa, Hasan ve Fuat komutlarını bize yazdırdı programımız. Bu şekilde de text dosyamızın içerisini rahatlıkla okuyabiliriz dostlarım. Şimdi ise TCB, CCB, Excel. Hatırlarsanız dersimizin başında modüller kısmında Pandas indirmiştik. Şimdi ise Pandas'ı kullanma vakti geldi. Ben Python'da bir paket kullanmak istiyorsam bunu programa belirtmem gerekiyor, tanımlamam gerekiyor. Bunun için ise şu komutu kullanıyoruz. Import. Import şu anlama geliyor İngilizce'de. İçine aktar, tanımla, içine aktar. Yani normalde şöyle olur mesela. Bir programın içine bir dosyayı import edersiniz, yani içine eklersiniz. Import da oradan geliyor. Yani diyorsunuz ki import pandas. Pandas'ı al, bu şu an şu kodun içerisine entegre et. İçerisine yükle. Ne olarak? Yani oturup her seferinde pandas mı yazacağım? Hayır. As pd. Yani ben ne zaman pd dersem, pd'yi yazarsam anla ki ben pandas paketinden bir şey kullanacağım. Bu diğer bütün paketler için geçerli bu arada. Yani hepsinde import pandas, as pd, import bilmem ne, as şu dediğinizde de yine aynı mantıkta çalışacaktır. Burada bunu dedikten sonra artık aşağıda yavaştan okumalarıma geçebilirim. Tabii ki ben bu her 3 format için örnek bir tane dosya oluşturdum ve onları okuyacağız. Şimdi gelelim buraya, diyelim ki mesela ne olsun? A olsun. A değişkenini atayalım. PD diyorum. Neden? Çünkü yukarıda demiştim SPD. Pandas'ı kullanacağım. PD nokta dediğimde direkt zaten karşıma şu an çıktı. Gördünüz mü? Read CCB ve Read Excel. Ben ilk başta bir CCB dosyası okumak istiyorum. Burada CCB'yi seçiyorum. Bir parantez açtım. Sonrasında dedim ki burada merhaba yazılıma tıkladım ve buradaki AAA CCB dosyasını bir açalım, içine de bakalım nasıl bir şey olduğunu görelim. Gördüğünüz gibi böyle örnek bir dosya. Ben bunu okumak istiyorum. Bunu okumak için sağ tıkladım. Yol olarak kopyala diyorum. Sonrasında gelip burada parantez içine bunu yapıştırdım. Ama bir sıkıntı var, sanki burada yeşil renk turunculaşmış. Neden? Çünkü burada ters slash kullanıyor. Yani aslında Windows bunu ters slash olarak kullanıyor ama bu PyCharm'da, yani Python'da bu durum biraz sıkıntılı. Ters slash, çünkü hatırlarsanız yukarıda ters slash n kullanmıştık. Bu tür şeyler genellikle işte boşluk bırak, tab boşluğu bırak veya aşağı satıra atla için biz ters slash kullanıyoruz. Burada da bu sebeple böyle bir hata veriyor. Buradaki ters slash'ları biz sağ yatık slash'la düzeltirsek o zaman bizim yolumuzu da düzgün bir şekilde programımız anlayacaktır. Burada A'yı eşitledim. AA.ccv ile yazdım. Sonra dedim ki print A. Yukarıdaki komutumu 3 tırnak içerisine aldım ve çalıştırdım. Bakın gördüğünüz gibi AA.ccv dosyamızın içindekileri rahatlıkla okuyabildik. Şimdi ise CCV dosyasının okuma kısmına geçeceğiz. CCV kısmında da dilerseniz şurayı yeniden bir 3 slash içerisine alalım ki karışmasın. Buna da B diyelim mesela. B, PD nokta ne dedik? Excel dosyası mı dedik? Daha önce CCV yaptık. Şimdi Excel dosyası okuyalım. Daha önce yanlış söylemiş olabilirim bu arada. Read Excel diyorum. Şimdi XLSX dosyaları olabilir. Bunun Excel dosyası oluşturduğunuzda çok rahat anlayacaksınız. Read Excel dosyasını okumak istiyorsak bu Read Excel fonksiyonunu kullanıyoruz. Buna da örnek olarak şurada bir tane oluşturmuştum ben. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi böyle örnek bir data. Bunu okumak istiyorsam yeniden ne yapıyorum? Yol olarak kopyala diyorum.
Gelip burada yine aynı şeyler. Buraya yapıştırıyorum. Yeniden burada gördüğünüz gibi bir hata aldık. Bu hatayı düzeltmeyi biliyoruz artık. Buradaki ters slash'ları düzeltiyoruz. Normal slash haline getiriyoruz. Hepsini. Ve sonrasında çalıştıracağız. Print de B diyelim. Evet, şimdi bunu yazdık ama şimdi bu print komutunu girdikten sonra muhtemelen bir hata alacağım. Zaten bu hatanın da sebebini göreceksiniz. Tıkladım. Gördüğünüz gibi hata aldım. Burada hatada ne diyor? Import error. Dependency open px'le use pip or conda to install open px'le. Yani diyor ki ya pip ya da conda komutlarını kullanarak open px'le kütüphanesini, yani paketini, modülünü yükleyin diyor. Biz burada tabii ki PyCharm kullandığımız için ne yapacağız? Şu kısma tıklayıp yeniden interpreter syntax'e girip burada bu kısma open px'le yazıyoruz. Ve burada karşımıza zaten direkt çıkıyor. Install packages diyoruz. Ve bekliyoruz yüklenmesini. Gördüğünüz gibi aşağıda yeşil ibaremizi aldık. Doğru bir şekilde yüklendiğine dair. Okey diyorum. Okey dedikten sonra kodumuzu yeniden çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi xlsx dosyamız rahatlıkla okunmuş oldu burada. Buraya da geçtikten sonra, xlsx dosyasında geçtikten sonra son artık tcb dosyamızda okuyup dersimizi noktalayalım. C, buna da c diyelim mesela. pd nokta read ccb. Şimdi tcb ama neden biz yeniden csv yazdık diyebilirsiniz. Burada çünkü tcb'ler genellikle ccb'nin tabla ayrılmış halleri oluyor. Burada da bu pandas paketini yazanlar, yani read tcv diye bir şey oluşturmayalım da read ccv olsun ama üzerinde bir ek komut daha olsun. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi şurada bir aa tcv dosyamız var. Bunu birlikte açıp içerisine de bakalım. TCV dosyamızın içi böyle. Yine rastgele, yani bunlar tabla birbirinden ayrılmış veriler. Burayı kapatalım. Sağa tıklıyorum. Yol olarak kopyala diyorum. Ve buraya yazdırıyorum. Şimdi yeniden biliyorsunuz ki yeniden aynı hatayı aldık. Turuncu oldu. Buraları nasıl düzelteceğimizi biliyoruz artık. Şu şekilde düzelttik. Hızlıca. Şimdi bu TCV olduğu için ve tabla ayrıldığı için bunu şu şekilde söylüyoruz. Sep slash, yani sola doğru yatık slash t. Sola doğru yatık slash'ı da alt gere soru işaretine tıklarsanız sola doğru slash'ı yapacaktır. Şimdi burada sep separation'dan geliyor. Yani parçalamak, bölmek anlamında. Bizim verilerimiz tablarla ayrıldığı için birbirinden burada separation komutunu kullanıyoruz. Aslında burada programa diyoruz ki ben tabla ayırdığımı sana söylüyorum diyorum. Burada da slash zaten ters slash t'de anlamı tabdan geliyor şuradaki t. Yani diyorum ki ben bu tcv dosyasının içindeki veriler tabla ayrılmıştır diyorum. Read tcv yap ama tabla okumuş verileri oku diyorum. Ve sonrasında da diyorum ki print c. Yani burada yukarıda okuduğumu artık bize yazdır diyorum. Başka bir şey kalmadı. Okuyalım bakın. Gördüğünüz gibi içerisinde yazdıklarımız da çok rahatlıkla okunmuş oldu dostlarım. Bugünkü dersimiz sınıflar ve objeler. Şimdi sınıflar ve objeler nedir? Öncelikle sınıfları biz Python'da nasıl tanımlarız? Class. Class komutuyla biz sınıfları tanımlıyoruz. Şimdi sınıflar komutunu da size şöyle çok kısaca anlatayım. Şimdi 3 farklı şey düşünün. 3 farklı nasıl diyelim? Türde bir kişi düşünün mesela, birisi savaşçı olsun, birisi büyücü olsun, birisi de okçu olsun mesela. 3 farklı kişi değil mi? Bu 3 farklı kişinin 3 farklı özellikleri olabilir, 3 farklı isimleri olabilir, 3 farklı saldırı teknikleri vesaire vesaire olabilir. Yani biz eğer ki bir klas belirleyeceksek, yani bir sınıf belirleyeceksek, bir tür belirleyeceksek, o zaman biz klas komutunu kullanıyoruz. Bu tür şeylerde mesela bu örneğimizde biz öğrenci belirleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki öğrenci bir ismi Mustafa'dır, notu şunlardır. Öğrenci 2 ismi Hasan'dır, sallıyorum, notu da bunlardır diyeceğiz. Bu tür şeylerde biz class'ı kullanıyoruz ve class Python'da kesinlikle çok fazla kullanılan komutlardan birisidir. Dilerseniz çok fazla uzatmadan geçelim. Şimdi class yazdık. Class'tan sonra ne yazıyoruz? Öğrenci yazıyoruz. Dedim ki buraya öğrenci klasında ben artık veriler gireceğim bunun altına. Ve şimdi klas öğrenci yazdıktan sonra bu sınıflardır.
Bir de objeler var. Mesela burada parantez içinde bahsetmişim. Mesela def init. Definition'ı fonksiyonlardan hatırlıyorsunuz. Burada definition init'te bizim bu özellikle öğrencilerde kullanacağımız, mesela buradaki örneğimizde kullanacağımız, mesela nedir? Dediğim gibi de aynı. Mustafa. Mustafa isminin karşılığında neler vardır? İşte 3 farklı not vardır mesela. Veya Hasan. Hasan'ın karşılığında ne vardır? 3 farklı not vardır. Bunları, bu tür şeyleri belirlediğimiz bir fonksiyondur bu. Definition'da çok fazla, bu da çok fazla kullanılır. Zaten çok fazla kullanıldığı için ben bunları size söylüyorum ki bunları kullanarak işlerinizi çok daha rahat bir şekilde halledebilirsiniz. Şimdi bakın, ben buraya def yazdım. Alt tire, iki tane alt tire init, iki tane alt tire koydum ve gördüğünüz gibi parantez içinde otomatik mor renkli self yazdı. Şimdi ise buraya zaten yazdığım örnekte çok daha rahat anlayacağız. Buraya diyorum ki neler olacak bu kişiyle? Neler olacak? Mesela dedim ki isim olsun, bir tane vize notu olsun, bir tane de final notu olsun bu kişinin. İsim, vize ve final. Bunu bir hoca hazırlasın mesela. Hocanın isim listesi var ve burada vize ve final notları yazıyor. Buna göre buraya öğrenci girecek. Sonrasında diyecek ki bu kişi geçmiş mi veya kalmış mı? Bunu kontrol edeceğiz. Şimdi definit yazdık, isim, vize, final yazdık. Şimdi buradaki ismi, parantez içindeki ismi şu şekilde tanımlıyoruz. Self.isim eşittir isim diyoruz. Yani diyoruz ki self.isim şu parantez içindeki ismin karşılığı, isim değişkenidir. Aynı şekilde ötekilere de bu şekilde tanımlamalar yapıyoruz. Self.vize eşittir vize diyoruz. Ve self.finale de eşittir diyoruz, final diyoruz. Şimdi neler yaptık? 3 tane şeyi tanımladık. Yani diyoruz ki bu klasımızın, öğrenci sınıfımızın içerisinde 3 farklı değişkenimiz var bizim. İsim, vize ve final. Şimdi burada klas öğrencinin altına bir de ortalama hesaplama fonksiyonu koyacağız. Neden? Çünkü dedim ya da aynı. Biz Mustafa isminin vize ve final notlarını toplayıp veya işte bunları belli bir yüzdeyle çarpıp bunları ikiye bölüp sonrasında ne yapacağız? Ort geçmiş mi, kalmış mı? Buna karar vereceğiz. Bunun için de diyorum ki def ortalama hesaplama diyorum mesela. Ortalama hesaplama olsun. Bu selfli olmayacak. Bu düz olacak. Veya bu da selfli olacak, pardon. Selfli olacak. Zaten kendi otomatik geldi. Niye ben düzeltmeye çalışıyorsam. Evet, def ortalama hesaplama diyoruz. Burada diyoruz ki ortalama değişkenimiz, yani bizim ortalamamızın olacağı sayı, integer değişkeni eşittir. Self nokta vize çarpı ne olsun mesela, vizenin %40'ı olsun mesela, 0.4'ü artı finalin de ne olsun, final çarpı, sadece final değil, self nokta final diyoruz. Çünkü buraya yazacağımız, şu kısma yazacağımız, parantez içinde yazacağımız kısmı direkt burada otomatik alması için self nokta final çarpı 0.6 diyoruz. Bu sayede buna ortalama hesaplatmış olduk. Bu sayede önceki fonksiyon bilgimizi de öğrenmiş oluyoruz. Şimdi if komutuyla check'te, yani if komutu koşul komutunda yeniden tekrar etmiş oluyoruz aynı zamanda. If yazdım. If ortalama diyelim ki küçüktür 30'dansa, veya ilk başta şey yapalım. If ortalama büyüktür, ne diyelim, 50 diyelim mesela. 50'den büyükse ortalaması, o zaman ne yapsın bize? Return ne yazdırsın? Geçti. Eğer ki 50'den büyükse bize geçti yazdırsın. Ama elif ortalama küçüktür 50'dense, eğer ki ortalama 50'den küçükse veya 51 diyelim buraya ki 50 ve 50'den küçükse yargılasın. Return kaldı. Yazdıralım. Geçti. Buraya da kaldı yazdıralım. Bu da bu şekilde bir kontrol mekanizmamız olsun ortalama hesaplama konusunda. Şimdi ise artık kodumuz burada bitti. Ne yaptık? Çok kısa, hemen hızlıca açıklıyorum. Bir isim aldık kişiden. Bu kişinin bir vize ve final notu oldu. Bunu da self ile tanımladık. Sonrasında dedik ki bir ortalama hesaplama diye bir fonksiyon oluşturduk. Ki buradan gelecek olan vize ve final notunu, buraya yazacağımız vize ve final notunu buradaki ortalama hesaplama fonksiyonunun içine sokacak. Buralara, ve diyecek ki mesela 30 girdik. 30 çarpı 0.4 ve 60 girdik finalde. 60 çarpı 0.60 diyecek.
Sonrasında buradan çıkan sonucu ortalama değişkenini alıp kontrol edecek. 50'den büyük mü yoksa küçük mü? Eğer ki büyükse geçti, kaldıysa yani 51'den yani 50 veya 50'den küçükse o zaman kaldı yazdıracak. Şimdi class komutunu belirledikten sonra bunu nasıl kullanıyoruz? Diyelim ki ilk öğrencimiz öğrenci 1 olsun. Öğrenci 1 diyelim. Öğrenci 1 eşittir. Öğrenci class'ta hangi ismi kullandıysak burada. Öğrenci parantezimi açtım. Şimdi öğrencinin ismi. Bakın burada da yazıyor zaten. İsim, vize, final. Bize diyor ki şu an isim yazdığın şey isim olacak. Tırnağımı açtım. Dedim ki Mustafa olsun mesela. Sonrasında dedim ki virgül koydum. Bakın vize bu sefer bold olmaya başladı. Kalın harfle göstermeye başladı. Buraya girdiğin sayı diyor vize olacak diyor. Haberin olsun. 50 olsun. Bir tane de mesela final istiyoruz bizden. Bu da 60 olsun mesela. Zaten yanlarında da yazıyor. Görüyorsunuz isim, vize, final şeklinde yazdı. Bir de öğrenci 2'miz olsun mesela. Öğrenci 2 eşittir. Yeniden öğrenci diyoruz. Sonrasında isim. Evet, arka plan. Sizce isim ne olsun? Bir isim, bir vize notu, bir de final verebilir misiniz bana? Mehmet. İsim Mehmet olsun. Vize notu kaç olsun Mehmet'in? 78. 78 olsun maşallah. Final notu ne olsun? 43. Bu bana benziyor. Neyse tamam, finalde düşürmüş notu. Tamam. Final notumuzda 43 olsun. 2 öğrenci belirledik. Birini öğrenci 1, öğrenci 2 dedik. Gördüğünüz gibi class'ı nasıl kullanacağımızı gördük burada. Öğrenci parantez açıyoruz. Sonrasında zaten dediğim gibi bakın buraya yeniden yazıyorum. Öğrenci yazdım, parantez açtım. Gördüğünüz gibi bakın isim yazıyor. Yani diyor ki siz buraya ne girerseniz ilk başta bunu isim olarak algılayacağım. Virgül koyana kadar. Virgül koyduktan sonra vizeye geçeceğim. Sonra finale geçeceğim. Şimdi ise artık şunu diyoruz. Diyoruz ki biz ne yapmıştık hatırlıyorsanız, bir içeride definition belirlemiştik. Ortalama hesaplama diye. Şimdi diyoruz ki öğrenci bir nokta dediğimizde bakın gördünüz mü? Ortalama hesaplama diye burada bize bir definition yani bir fonksiyon çıkardı. Dedi ki bunu kullanabilirsin. Neden? Çünkü biz class'ın içerisinde bunu belirledik. Şimdi diyoruz ki öğrenci birin yani öğrenci bir kim? Mustafa'nın 50 notuyla 60 notunu şuradaki yazılan koşullara göre değerlendir ve sonrasında ortalama hesaplama yazısına geçti veya kaldıyı eşitle. Ortalamayı hesaplama fonksiyonuna geçti veya kaldıyı eşitle diyoruz. Şimdi burada da öğrenci 1'in 50 ile 60 notunu hesaplayacak. Sonrasında bizim bu öğrenci 1 nokta ortalama hesaplama kısmımız geçti veya kaldı eşitlenecek. Tabii ki biz buna print demezsek bunu bize yazdırmayacaktır. Buraya da printimizi yazıyoruz. Şimdi dostlarım ne derseniz bir programı çalıştıralım. Şu an yanlış yerde. Şu an şuna tıklayacağız. Sağ tıkladım bu arada. Sağ tıkladıktan sonra Run Python 6 ders yediği işaretliyorum. Çalıştırdım. Gördünüz mü? Geçti. Yani öğrenci birimiz Mustafa yani ve 50 ve 60 notlarıyla bunu geçmiş oldum. Bu sayede class'ı da defi'de class'ın içerisindeki definition'da görmüş olduk. Def init'i de görmüş olduk. Dilerseniz öğrenci 2'ye de bakalım. Arka planımızdan gelen öğrencinin geçip geçmediğini de kontrol edelim. Bunu nasıl kontrol ediyoruz? Yeniden print diyoruz. Sizce nasıl olacak? Öğrenci 1'de biz bu şekilde kullanıyorsak o zaman öğrenci 2 olarak belirlediğimiz kişiyi biz nasıl kontrol edeceğiz? Tabii ki öğrenci 2 diyerek öğrenci 2 nokta ortalama hesaplama diyoruz. Yine ortalama hesaplayacağımız için. Burada ne yapacak? Programını yapacağınızı söylüyorum size. Bu şekilde çok daha rahat aklınıza kalabilir. Öğrenci 2 nokta hesaplama dedik ya, ortalama hesaplama. Buradaki ismi alacak. Bakın şuraya koyacak ismi. İsim isime eşittir diyecek. Sonrasında diyecek ki vize buraya yazdığımız sayıyı buraya eşitleyecek. Finale yazdığımız sayı da finale eşitleyecek. Sonrasında bu def ortalama hesaplamaya gidecek. Sonrasında def ortalama hesaplamada da ortalama diye bir değişkenimiz var. Vizeye yazdığımız yeri buraya yazdıracak. 0.4 ile çarpacak. Finale yazdığımızı 0.6 ile çarpacak. Sonrasında ne yapacak? Ortalama verimizi, sayımızı 50'den büyük mü kontrol edecek. Büyükse geçti, değilse kaldı yazdıracak. Tekrardan bunu da bahsedeyim dedim kod olarak. Ve çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iki arkadaşımız da şu an geçti ibaresini görüyoruz dostlarım. Bunun yanında başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yok diye düşünüyorum. Ya, tabii ki siz bunu daha da spesifik hale getirebilirsiniz. Mesela sadece isim değil de burada örnek veriyorum.
soy isim de ekleyebilirsiniz. Eğer ki soy isim eklemek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Bakın eğer ki böyle bir şey gördünüz, sonrasında bir ekleme yapmak istiyorsunuz. Burada da şu şekilde yapabilirsiniz. Şu kısma eklemek istiyorum ben. Soy isim yazdım. Bakın virgül koydum. Gördünüz mü isim, soy isim bize final oldu ama soy isim biraz koyu renkli. Neden? Çünkü diyor ki aşağıda daha bunu tanımlamamışsın bana diyor. Ya ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. O zaman diyorsunuz ki self soy isim eşittir soy isim. Burada da soy ismi aşağıda da tanımlamış olduk. Ha şöyle bir şey de yapabilirdik mesela. Ne diyebilirdik? Şöyle yazsın bize. Kişinin ismini sonrasında da geçip geçmediğini yazsın mesela. Burada da şöyle deriz. Şuraya bir artı koyalım. Buraya diyelim ki öğrenci 1. Mesela öğrenci 1'den. Öğrenci 1'de kimdi? Öğrenci 1 nokta isim. Bakın öğrenci 1 nokta isim dediğimizde neyi yazdıracak bize? Öğrenci 1'in ismini yazdıracak. Aynı şekilde aşağıda da öğrenci 2'de de aynısını yapabiliriz. Veya şimdi bir başka bir öğrenci 1 isime bakalım. Ne diyor burada? Missing one required positional argument final. Final'ı vermemişsiniz diyor. Çok haklı. Çünkü neden? Bakın çok güzel. Bu hatayı aldığımız çok iyi oldu. Çünkü ne yaptık biz? Dedik ki sana bir tane soy isim verdik ama aşağıda sadece 3 tane veri girdik. İsim, soy isim vize diyor. Normalde bu isim final şey vize ve finaldi. Ama şimdi soy isim eklediğimiz için diyor ki sen 50'yi soy isim olarak girdin. Sonradan ekledin. Bu bir hata. Şimdi biz bunu nasıl düzeltiyoruz? Şu şekilde düzelteceğiz. Yeniden bu öğrenci 1'e verdiklerimizi yeniden düzeltiyoruz. Bakın burada soy ismi soruyor artık bize. Burada soy ismini ne yazalım mesela? Diyelim ki Korkmaz. Sonrasında virgül bıraktım. Buraya yazacağım şey vize notu olacak 50. Sonrasında yazacağım şey final notu olacak yani 60. Aynı şekilde öğrenci 2 için de düzeltelim bunu. Şimdi soy isim soruyor bize. Mehmet soy ismi ne olsun? Arka plan. Mehmet'in soy ismi ne olsun? Avcı. Avcı. Avcı olsun. I ile olsun. Avcı olsun. Vize notu ne olsun? 56. 56. Final notu ne olsun? 96. 96 olsun. Vay maşallah. Finalden 96. Finalden de 96 alsın. Gördüğünüz gibi burada yeniden kontrol edelim. Vize 56 dedi. Final 56 dedi. Hatamızı düzeltmiş oldu. Zaten hatamızda da diyor ki one required positional argument missing. Yani yok diyor. Neyi yok diyor. Finali vermemişsin diyor. Biz artık finali de vermiş olduk. 4 farklı veriyi de girmiş olduk. Şimdi ise yeniden çalıştıralım. Artık hata vermemesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bakın Mustafa geçti yazdı. Bunun arasında tabii ki boşluk bırakmak istiyorsak şöyle bir şey yapabiliriz mesela. Şöyle bir artı daha koyarız. Böyle bir boşluk bırakırız. Araya bir tane boşluk koyarım. Mustafa geçti yazar. Veya aşağıya diyelim ki hem ismi hem soy ismi yazdırsın boşluklu bir şekilde. Hem de sonrasında geçti veya kaldıyı hesaplasın. Ne yapıyoruz? Öğrenci 2. Öğrenci 2'yi kontrol edeceğiz artık. Öğrenci 2 isim artı bir tane boşluk bıraktım. Pardon. Olmadı. Heh. Bir tane boşluk bıraktım. Yeniden artı dedim. Sonra ne yapıyorum? Öğrenci 2 nokta soy isim diyorum. Artı boşluk bıraktım. Bir artı daha koydum. Şimdi burada ne yaptım? Öğrenci 2'nin ismini yazdıracak. Buraya Mehmet'i yazdıracak. Sonrasında soy ismi nedir? Avcıdır. Buraya avcıyı yazdıracak. Boşluk bırakacak aralarına. Ve sonrasında da ortalama hesapladı geçti veya kaldı ibaresine göre bize bir yanıt verecek. Bunu da çalıştıralım dilerseniz. Gördüğünüz gibi Mehmet Avcı geçti. Hep geçtiğe baktık. Bir de bakalım kalan birisini görelim. Benim gibi. Buraya yazalım mesela. 25 vizeye. Final notuna da ne yazalım? 30 yazalım mesela. Mehmet kalsın. Bakın gördünüz mü? Mehmet Avcı kaldı yazısını da almış olduk dostlarım. Tekrar söylüyorum. Klaslar Python için çok önemlidir. Özellikle mesela bu tür oyun geliştirmeler olsun vesaire bu tür alanlarda çok değer kazanıyor. Zaten burada ilk örnek verişimde de öyle söyledim. Yani oyunlarda mesela bir kılıççı olur, bir okçu olur vesaire. Bunları ayırırken genellikle bu class kullanılır. Mesela der ki class kılıççı, class okçu şeklinde ayırır. Onları da içerisinde işte savaşçının ismi, savaşçının vurduğu hasar gibi gibi ayırmaya başlar. Burada da biz bu tür şeylerde dediğim gibi class'ı kullanıyoruz. Tabii bu sadece savaşçı vesaire bir oyun için bir örnek. Bunu başka alanlarda da rahatlıkla uygulayabilirsiniz diyoruz dostlarım.
Dostlarım, bu videomuzda bir uygulama yapacağız ve bu uygulamanın amacı da daha çok bir sayının pozitif mi, sıfır eşit mi yoksa negatif mi olduğunu gösterecek bir uygulama olacak. Ve burada daha önce öğrendiklerimizden bir uygulama yapmış olacağız. Bu sayede yaptıklarımızı da pekiştirmiş olacağız. Şimdi dostlarım, öncelikle dediğim gibi bir kontrol mekanizması yapacağız. Bunun için bir mekanizma, bir kod bütünlüğü yapıyorsak ne yapıyoruz? Bir fonksiyon belirliyoruz. Yani def kullanıyoruz. Ardından def yazdıktan sonra ne isim verelim buna? Mesela kontrol olsun. Kontrol yapacağı için sayının birden sıfırdan büyük mü yoksa küçük mü yoksa sıfıra eşit mi olduğunu kontrol edecek fonksiyonumuzun ismi kontrol olsun. Kontrol dedikten sonra artık bu saatten sonra diyelim ki değişkenimizde sayı olsun, mesela sayı diye bir değişken alalım kişiden. If sayı ne olsun mesela, küçüktür veya büyüktürden başlayalım hadi. If sayı büyüktür veya eşittir 1 ise, yani 1'e eşit veya 1'den büyükse, o zaman diyelim ki print sayı pozitiftir. Eğer ki elif sayı eşit eşittir 0'sa, 0'a tam eşitse, o zaman print ne diyoruz? Sayı 0'a eşittir diyoruz. Buna nokta koyalım. Elif, bunu da yazalım. Sayı küçüktür veya eşittir. Yani direkt küçüktür diyelim. Küçüktür 0'sa, eksi 1 diyecektim de gerek yok. Print diyoruz. Sayı negatiftir diyelim. Negatiftir. Ünlemimizi koyduk. Şimdi ise artık kontrol mekanizmasını yazdıktan sonra burada try except kullanacağım. Neden try except kullanacağım? Çünkü kullanıcıdan bir tane şu an input alacağız. Yani kullanıcının bir şey yazmasını isteyeceğiz. Ve kullanıcının bu yazdığını bir de kontrol etmemiz gerekiyor. Yani gerçekten bir integer değer mi yazdı? Mesela gidip 10 bölü 0 mı yazdı? Yani sıfıra bölünen bir sayı vesaire, böyle bozacak bozacak uygulama türden inputlar yazdı mı yazmadı mı? Bunu da aynı zamanda kontrol etmemiz için biz try ve except kullanacağız burada. Şimdi try diyorum ve açıyorum. Sonrasında diyorum ki try. Neyi dene? Şöyle yapalım hatta. Tamam, şimdilik bunu yazalım, sonrasında onu döngü alırım. Try. Neye bak? Burada öncelikle bir input alalım. Input'umuz sayı olacak. Yukarıda da zaten sayıdan bahsettik. Sayı eşittir. Float olsun. Float. Input. Sayıyı giriniz diyelim. Sonrasında try'ı yaptıktan sonra eğer ki try'da başarılı olursa kontrol diyelim. Kontrolü burada artık yazdırsın, yani artık sayı birden büyükse sayı pozitiftir vesaire desin. Ha, eğer ki bunlar olmadığı takdirde except diyoruz. Mesela ne olsun, mesela bir except value error verelim. Yani eğer ki 10 bölü 0 falan yazarsa desin ki print ne diyelim, hatalı giriş yaptınız desin ve bir uyarı versin bize. Şimdi bu kodu çalıştırdığımda çok büyük ihtimalle zaten çalışacak ama bir deneyelim. Burada sağ tıkladım, bunu çalıştırdım ve buraya dedim ki 5, gördüğünüz gibi sayı pozitiftir dedi. Veya dedim ki 10 bölü 0 dedim mesela, hatalı giriş yaptınız dedi bize. Şu an programımız çalışıyor. Ama ben şunu istiyorum bir de, daha önceki yine uygulamalarımıza bir tane daha buraya bir ek daha getirelim. Şöyle bir şey, şimdi kullanıcı giriş yapıyor. Eğer ki kullanıcı float değeri girerse, yani 3, 5, 3.5, 5.5, 8.5 vesaire girerse tamam, programı çalıştır sonra durdur diyelim. Ama eğer ki kullanıcı bu değerlerden birine girmezse, yani 10 bölü 0 gibi programı bozucu değerler girerse, o zaman yeniden sor, yeniden input'u sor diyelim. Bu sayede de doğrusunu yazdırana kadar kullanıcıya sürekli bunu sorsun. Şimdi bunun için ne yapıyorduk hatırlarsanız eski zamanlarda? While true'yu kullanıyoruz ve iki nokta açıyoruz. Bunu while true'un altına almak için ne yapıyoruz? Buranın hepsini seçip tab'a tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi bu buranın içerisine girmiş oldu. Şimdi ne dedik? Eğer ki sayı değeri girerse biz burada bu komutu kırıyoruz. Yani while true'yu kapatıp
artık programı durdurmuş oluyoruz. Ama eğer ki except value error, yani hatalı giriş yaptığınız kısmı gelirse, program yeniden sormaya devam edecek kişiye sürekli. Şimdi burada tekrardan çalıştıralım kodumuzu. Ne yazalım mesela? 10 yazalım. Gördüğünüz gibi sayı pozitiftir dedi ve artık exit kodumuzu, yani çıkışımızı terminalden yaptık. Yani programımız durdu. Şimdi sayı giriniz diyor. 5/0 diyelim mesela. Gördüğünüz gibi hatalı giriş yaptınız dedi. Bir daha sayıyı giriniz diye soruyor bize. Diyelim ki 10/0. Yine hatalı giriş yaptınız diyor. Mesela diyelim ki 5.3. Gördüğünüz gibi sayı pozitiftir yazısını aldık. Bir de diğerlerini deneyelim. Mesela 0 yazalım. Sayı 0'a eşittir yanıtını aldık. Veyahut da bir eksi sayı yazalım. Eksi 7 yazalım mesela. Sayı negatiftir yazısını aldık. Bir de son kez şunu merak ettim. -10/0 yazalım. Gördüğünüz gibi 0'a böldüğümüz için yine hata aldık. Burada -5 yazalım. Sayı negatiftir yazısını almış olduk. Bu dersimiz böyle küçük bir tekrar niteliğindeydi. Önemli noktaları küçük bir tekrar etmiş olduk. Dediğim gibi Python'da def, if, while true, try except, bunlar çok kullanılıyor. Bunlarla alakalı bir uygulama yapıp bu bilgilerimizi pekiştirmek çok önemliydi. Bunun için bunu yaptım. Bir de class var tabii ki. Class'ı yapmamamın sebebi ders 9'da, yani bir sonraki dersimizde inşallah çok güzel bir uygulama yapacağız sizlerle. Bu uygulama sayesinde hem class'ı öğrenmiş olacağız, hem de diğer öğrendiğimiz def'leri, if'leri, while true'ları, try'ları, except'leri öğrenmiş olacağız dostlarım. Bu dersimizde daha çok uygulama yapacağız. Şimdi bu zamana kadar çok fazla şey gördük, çok fazla şey öğrendik. Artık bunları uygulama vakti geldi. Bunların hepsini uygulayacağımız, bütün öğrendiklerimizi genel olarak kritik öneme sahip dediklerimi bu uygulama içerisinde göreceğiz inşallah. Dilerseniz çok fazla uzatmadan başlayalım demeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bunu da hatırlatmak istedim. Ve şimdi başlayalım. Yapacağımız şey nedir? Şimdi bir öğretmen olduğumuzu düşünelim. Altımızda birçok öğrenci var. Zaten ders 8'de de hatırlarsınız, bu öğrenci öğretmen ilişkisini çok kullanıyoruz. Artık bu işi olabilecek üst seviyelere taşımaya karar verdik. Ve daha otomatize hale getirmek istiyoruz bu işi. Yani şöyle söyleyeyim. Programımızı çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra bize diyecek ki ad gir, soyad gir, vize final gir. Bunları girdikten sonra istediğimiz kadar öğrenci girebileceğiz. Biz ne kadar istersek. Sonrasında Q tuşuna basıp Enter'a bastığımızda, yani çıkış, artık çıkış için Q diyelim mesela. Q'ya bastığımız zaman da otomatik bize ne kadar kişi girdiysek, ne kadar vize ve finali girdiysek, bu kişilerin geçip veya kaldığını gösteren kod olacak bu dostlarım. Dilerseniz yavaştan kodumuza geçelim. Bence çok kullanışlı olacak. Kesinlikle bunu öğrenmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sınıf olacağı için, burada öğrenci sınıfından bahsettiğimiz için ne kullanıyorduk? Class kullanıyorduk. Burada class yazıyoruz ve öğrencimizi giriyoruz. Ardından iki noktamızı koyup artık class'ın içerisine girmiş olduk. Öğrencisinde bir class açtık. Şimdi hatırlarsınız def init şeklinde bu komutumuzu kullanıyorduk. Bu komutu hatırlıyorsunuz ders 8'den de. Buraya da ne yapıyoruz? Biz kişiden ne isteyeceğiz? Bunlara karar vermemiz lazım. 1. Ad. 2. Soyad. 3. Vize. 4. Final. Bu 4 içeriği isteyeceğiz kişiden. Ve sonrasında aşağıda da tabii ki belirtmemiz gerekiyor. Self.add eşittir add diyelim. Sonrasında self.soyad eşittir soyad diyelim. Self.vize eşittir vize diyelim. Ve self.finale de eşittir final. Eşittir final diyelim. Şimdi definitlerimizi yazdık ve artık gerekli olan şeyleri definition'ımıza, yani fonksiyonumuza tanımladık. Şimdi ise şunu yapmamız gerekiyor ve bir vize ve bir final notu girdiği için bu kişi, burada bir katma değerimiz olsun. Mesela diyelim ki vizeyi 0.4 ile çarpsın, finali de 0.6 ile çarpsın. Yani %40, vizenin %40'ını alalım, finalin %60'ını alalım. Bunları yaptıktan sonra da çıkan sonucu artık belli bir şeye göre hesaplatıp, diyelim ki mesela 50'nin üzerinde olursa geçsin yaptıracak bir, buraya da fonksiyon yazalım. Yani class'ın altına bir fonksiyon yazalım. Buraya da yeniden def diyorum. Ne olsun fonksiyonumuzun ismi? Kamera arkası. Sence ne olsun? Bir not hesaplayıcı fonksiyonumuz olacak. İsmi ne olsun sence? GPA calculator hocam. Tamam. Keşke Türkçe olsaydı. Ortalama hesaplayıcı. Tamam. Ortalama hesaplayıcı dedim.
Sonrasını açtım. Bakın gördüğünüz gibi otomatik zaten içerisinde selfie girdi. Neden? Çünkü class'ın altında çalışıyoruz. Ve burada da gördüğünüz gibi definite'i kullandım. Şimdi ise artık burada diyeceğiz ki ortalama. Yani artık ortalamamızı alacağız. Nasıl alacağız bu ortalamayı? Self nokta vize çarpı 0.4 yani %40 artı self nokta final çarpı 0.6. Burada söylediğimi umarım anlamışsınızdır. Burada ortalama diye bir değişken oluşturdum. Sonrasında dedim ki bu ortalama değişkeni vize yerine yazılan sayının %40'ı ve final yerine yazılan sayının da %60'ının toplamına eşit olacak dedim. Sonrasında dedim ki bir de bunu kontrol edelim. Çünkü ortalamayı hesaplayıp da kontrol edecek sonrasında. Kontrolü de şöyle sağlayalım. If ortalama ne olsun? Büyük eşittir. Büyük eşittir 50'dense o zaman ne yapsın? Return geçti. 50'ye eşit veya yukarıysa, üstüyse o zaman ne diyoruz? Geçti yazdır. Ha, else if, Allah o ne? Else if ortalama küçüktür. Else if değil, elif. Aklım şeye gitti bir an. Neydi şey, Arda'ydı değil mi? Else if. Tamam. Galiba. Elif değil miydi abi? Evet öyle. Tamam. Elif dedik. Ortalama küçüktür 50. Return kaldı. Burada da kaldı diye bir uyarı verelim. Burada hatırlarsanız return komutunun mantığını. Return komutu ne yapıyordu? Ortalama hesaplayıcı. Yani şuranın ortalama hesaplayıcı parantezin değerini direkt geçti veya kaldıya eşitliyor. Yani bunu direkt bir değişken olarak görüyor ve bunun kendisini ya geçti ya da kaldıya çeviriyor. Şimdi bir elif daha verdik. Eğer ki bunların hiçbiri değilse o zaman ne diyoruz? Print hatalı giriş yaptınız desin. Hatalı giriş yaptınız ünle. Mesela böyle olsun. Tamam. Şimdi class'ımızı verdik. Biz bu öğrencilerin hepsini bir yerde tutmamız gerekiyor. Bir listede tutmamız gerekiyor. Bunun için de bir tane liste açalım. Diyelim ki öğrenci listesi eşittir. Boş bir liste olsun. İçi boş olsun. Biz bunu zaten şimdi birazdan dolduracağız. Şimdi bu programımız her işlem yaptıktan sonra kapanmayacak. Yani bize sürekli soracak. Ad, soyad, vize, final gireceğiz. Sonrasında enter'a tıklayacağız. Ama bize bir daha ad soracak. Yani finali girdik, bir daha ad soracak. Yine soyad, vize, final girdik. Sonra enter'a tıkladık, yine ad soracak. Biz ne zamanki ad kısmına Q yazarsak işte o zaman diyecek ki tamam artık benim işim bitti. Hesaplayıp sana sonucu gösteriyorum diyecek program. Bunun için de ne kullanıyorduk hatırlarsınız sürekli döndürmek için? While true'yu kullanıyoruz. While true'yu yazdık. Şimdi ise artık ne demiştik? Ne kullanıyoruz? Ad. Ad yazacağız. Neden ad yazıyoruz? Çünkü burada ad kısmını alacağız artık. Yani ad, soyad, vize ve finali alacağız. Burada da ad kısmını alıyoruz. Ad kısmına da şöyle yapalım. Ad kısmını istesin ama şöyle istesin. Ad input desin mesela. Desin ki ad giriniz desin. Veya isim giriniz desin. İsim giriniz. Ama parantez içinde de şu yazsın. Çıkmak için Q basınız. Şunu şöyle alsak sıkıntı çıkmaz sanırım. Evet. Q basınız desin. Hop yanlış yere koyduk onu. Şuraya koyacağız. Evet. Eğer kişi burada Q'ya basarsa çıkış yapacak ve aynı zamanda da hesaplayacak. Bunu yazdık. Sonrasında diyoruz ki if ad eşittir neye? Eşit eşittir neye? Q'ya ise yani Q'ya tıklanırsa burada o zaman diyoruz ki break, kır. Yani while true döngüsünü boz ve kodu artık bir sonraki kısma geçir. Bir sonraki kısımda da ne yapacağız artık? Hesaplama kısmını yani yazdırma kısmını, sonuç aldığımız output kısmını yazdıracağız. Ad kısmını bu şekilde aldık. Şimdi ise soyad diyorum. Artık bundan sonrası bildiğimiz ad kısmında aldığımız gibi olacak. Soyad giriniz diyelim buraya. Artık buralar normal olacak. İşte vize olsun mesela. Vizede de hatırlarsınız vize ve final gibi şeylerde bunlar float değerler olduğu için float demeyi kesinlikle unutmuyoruz. Yoksa verimizin türü yanlış olur ve program hata verecektir. Vize diyoruz. Vize notunu giriniz. İki nokta koyduk.
Ve sonrasında da final dedik. Eşittir yine. Float, input ve final notunu geriniz dedik. Evet. Burada artık kişiden almamız gereken her şeyi almış olduk. Şimdi ise yapmamız gereken ne dostlarım? Hatırlarsanız yukarıda bir class oluşturduk. Öğrenci class'ı. Burada da kişiden ad soyad bize final aldık. Burada aldığımız ad soyad bize finalleri artık yukarıdaki class'taki öğrenciye eşitlememiz lazım. Yani dememiz lazım ki burada aldığımız senin yazdığın şeyler benim oluşturduğum class'ımın içerisinde. Bunu nasıl diyorum? Çok basit. Öğrenci, bir öğrenci eşit diyelim mesela. Öğrenci eşittir. Ne olsun? Öğrenci, yukarıdaki class'ımız. Sonrasında öğrenci açtıktan sonra ne diyoruz? Bakın burada add kullandım. Yukarıda da add dedim. Buraya da yine add dedim. Soyad dedim. Vize dedim. Ve final dedim. Şimdi burada da yazacaktır zaten. Gördüğünüz gibi burada add, soyad, vize ve final olarak bunları neye tanımlattım? Öğrenciye tanımlattım. Sonrasında da ne diyeceğim? Öğrenci listesi nokta append öğrenci. Buradaki mantığı umarım anlamışsınızdır. Ne yaptım? Yukarıdan şuradan gelen verileri yukarıda oluşturduğum class'ıma tanımlattım. Buradaki class'ıma, öğrenci class'ıma tanımlattım. Dedim ki buradan gelen ad öğrencinin şuradaki adıdır. Buradan gelen soyad buradaki soyattır. Vize budur, final budur. Bunlara buradan gelenler budur dedim. Ve bunu ne yaptım? Öğrenciye eşitledim. Sonrasında dedim ki öğrenci listesi, bu boş oluşturduğumuz bir öğrenci listesi vardı ya, bunun içerisine sürekli eklememiz gerekiyor. Buraya da dedim ki öğrenci listesi nokta append ekle, her seferinde ekle. Neyi ekle? Öğrenci kişisini her seferinde buraya ekle. Ne kadar dönerse bunun içerisine ekle dedim. Sonrasında bunu da yaptıktan sonra artık burada bir işimiz kalmadı. Kişi burada Q yazdıktan sonra, yani yazdı. Diyelim iki kişi yazdı. Sonra alt kısma geldi. Q'ya tıkladı. Ve kırıldı. While true döngüsü kırıldı. Artık aşağı kısma geçti. Bu kısma geçtikten sonra artık bizim for döngüsüyle bu yazılanları, bu verilen bilgileri çıkartmamız gerekiyor. Output'unu vermemiz gerekiyor. Bunun için şöyle yapıyoruz. Bir for döngüsü açalım mesela. For döngüsü de diyelim ki for öğrenci in öğrenci listesi. Öğrenci listesine yazdırdığımız her bir öğrenci için iki tane i koydum ki şuradaki öğrenciyle karışmasın diye. Ne olur ne olmaz. İşimi garantiye aldım. Sonrasında dedim ki buraya. Evet. For öğrenci dedim. Yani öğrenci için. Burada dedim ki öğrenci listesi içerisinden seç. Şimdi ise artık yukarıda hatırlarsınız bir tane fonksiyon yazmıştık. Ortalama hesaplayıcı şeklinde. Buradaki ortalama hesaplayıcıyı artık kullanmamızın vakti geldi. Çünkü kişiden vize ve finallerimizi aldık. Gerekli değerlendirmemizi yaptık. Ve şu an artık bunun hesaplanıp kişiye eşitlenmesi kaldı. Yani geçti veya kaldı şeklinde. Burada da diyorum ki not durumu diyelim mesela. Not durumu geçip veya kaldığının değişkeni olacak bu. Bu not durumu ya geçti olacak ya da kaldı olacak. Bunu belirtmek için. Yukarıda yaptığımız şey neydi? Ortalama neydi bu? Şu. Bunu da şöyle yapıyoruz. Öğrenci, yani şurada seçtiğimiz her bir for için öğrenci nokta ortalama hesaplayıcı. Çünkü fonksiyonlarımızı biz noktayla çağırıyoruz hatırladığınız üzere. Bu şekilde yaptığım zaman ne olacak burada? Buradaki öğrencinin her bir öğrencinin notunu hesaplayacak ve sonrasında bunu not durumuna eşitleyecek. Ve artık en son hangi kısım kaldı? Yazdırma kısmı kaldı. Yazdırma kısmında da ne diyoruz? Print. Şuraya F yazıyorum. Sonrasında diyorum ki buraya. Allah şey bulamadım. Ha tamam. Print F dedim. Sonrasında buraya ne yazsın mesela? Öğrenci nokta. Yok, burada şey olsun. Öğrenci. Ha, öğrencinin adı. Sonra bir boşluk bıraktım. Yine bunu açtım. Bu formatta yazsın. Öğrenci nokta soyad. Öğrencinin soyadını yazsın bir boşluk bırakıp. Sonrasında iki nokta koysun. Ve geçip geçmediğini bana yazsın. Buraya da yeniden bir köşeli parantez. Bu neydi ya? Süslü parantez. Süslü parantez açtım. Ve sonrasında buraya da ne dedim? Not durumu dedim. Çünkü en son not durumuna eşitledim. Ben geçip geçmediğini. Artık bakıyorum şu an kodumda eksik veya yazmadığım bir yer var mı diye. Şu an sanırım kodumun rahatlıkla hiçbir sıkıntı vermeden çalışması gerekiyor. Bir bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu? Ona göre yeniden değerlendiririz. Şimdi isim giriniz diyor. Buraya diyorum ki Mustafa. Soyad giriniz diyor. Korkmaz. Vize notunu giriniz. 20. Yüksek not düşünemiyoruz.
Final notunu giriniz. Ne olsun? 45 olsun mesela. Sonra bir daha bize isim giriniz dedi. Çok güzel. Hasan. Soyad giriniz dedi. Demirci. Vize notu giriniz dedi. 80. O böyle notlara çok alıyor. Final notu giriniz dedi. 60 diyelim buna da. Şimdi isim giriniz dedi. Ben dedim ki tamam yeter. Ben artık hesaplatmak istiyorum. Yani sonucu bana artık çıkar. Q'ya bastım. Evet, gördüğünüz gibi Hasan Demirci kaldı ve Hasan Demirci geçti dedi. Yani burada sanırım bir yerlerde bir yazım hatası yapmış olabiliriz. Veya değişkenlerde bir sıkıntımız olabilir. Yeniden mi kontrol ediyoruz? Bakın, klaslarda bir sıkıntımız yok. Ortalamamızı vermişiz. Öğrenci listesi. Burada öğrenci eşlemişiz. Sonra öğrenci demişiz. Sonra for öğrenci. Burada artık full öğrenci 2 iyili kullanmamız lazım. Buradaki A. Ha, burada tek iyili kullanmışız. Yani ne yapıyor biliyor musunuz program arkadaşlar? Burada öğrenci kısmındaki en son Hasan Demirci kısmını alıyor. İlk öğrenciyi çeviriyor sürekli. Yani Hasan Demirci, Hasan Demirci. Diğerini almıyor. Burada ne yapıyoruz? Buradaki öğrenciyi iyi olacak. Bir tane daha iyi. Çünkü for döngüsünün içerisindeyiz. Öğrencinin soyadı da yine öğrenci iyi. Soyad olacak. Şimdi yeniden çalıştırdığımızda yeniden Mustafa Korkmaz. Ben kalmıştım en son. Bir daha kalayım. 45. Hasan Can Demirci de çok zeki bir arkadaşımız olduğu için kendisi. 60'da 80 almıştı. Ve sonra dedim ki yeter artık hesapla bana dedim. Ve gördüğünüz gibi dostlarım. Oh şükür. Mustafa Korkmaz kaldı dedi. Ve Hasan Can Demirci'ye geçti dedi burada. Yani uygulamamız bu şekilde. Bence olabilecek en iyi şekilde Python'ın en kritik kodlarını bir uygulama üzerinden çok güzel pekiştirdik ve hatta hani böyle birkaç unuttuğunuz varsa da üzerinde bu uygulama sayesinde çok da güzel öğrenmiş olduk diye düşünüyorum. Bunun dışında aklınıza takılan herhangi bir soru olursa veya o benim hata yaptığım kısımda çıldırdıysanız vesaire yorumlarda belirtebilirsiniz tabii ki. Bunun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.